Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Sabah Sporu'ndan herkese günaydın. Saatlerimiz 7'ye 6 dakika geçmekte. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim ve Barış Ertuğ adreslerinden bugün bize ulaşmanız mümkün. Süper Lig'de 6. hafta dün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. İlginç skorlar vardı. Gaziantep Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Muhammed Demir henüz 9. saniyede attığı golle Süper Lig'de en erken gol atan oyuncu unvanını almış oldu. Başakşehir, hatırlayacaksınız, son maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Ancak mağlup olunca Gaziantep'e 6 maçta 5 mağlubiyete gitti. Başakşehir için işler iyi gitmiyor. Diğer yanda Gaziantep Spor'da son 3 karşılaşmasından 7 puan çıkartarak ligdeki kötü başlangıcını biraz telafi etti. Göztepe 0, Hatay Spor 2. Hatay Spor deplasmanda Göztepe'yi Mamed Yufun her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı. 3 puanı aldı. Üst üste 4. galibiyet geldi Hatay Spor adına ve Hatay Spor bu galibiyet serisiyle beraber 13 puanla şu an ligde 2. basamakta. Trabzonspor'un bir maçı eksik. Trabzonspor'un da 13 puanı var. Averajla Hatay Spor şu an 13 puanda. Gecenin tabii ki sürpriz sonucu ve en çok konuşulan karşılaşması Kayseri'deydi. Kayseri Spor Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Kayseri Spor karşılaşmanın ilk yarısında son bölümde 2-0 öne geçti. Ardından ikinci yarıda bir penaltıyla beraber, Temmuz penaltısıyla beraber skor 3-0'a geldi ve mücadele de bu sonuçla tamamlandı. Galatasaray tabii ki büyük bir yara aldı şampiyonluk yarışında. Sarı Kırmızılılar 4 maçtır ligde kazanamıyor. Üst üste ikinci mağlubiyet oldu ve Galatasaray ligde 8 puanda kaldı. Diğer yanda Kayseri Spor son 4 haftada 3. galibiyetine imza atmış oldu. Kayseri Spor da ligde 6 maçta 10 puana ulaşmış oldu. Tabii ki Kayseri Spor Galatasaray mücadelesini Sabah Spor içerisinde geniş şekilde değerlendireceğiz. Bugün Süper Lig'de 6. hafta 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 17'de Konya Spor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde 2 namağlup takım mücadele ederken eğer Trabzonspor bu mücadeleyi kazanabilirse liderliğe yükselecek. 6. hafta sonunda Bordo Mavililerin 13 puanı var. Şu an lider Beşiktaş bir maç fazlasıyla 14 puanda. Diğer yanda Konya Spor, az önce söyledim, Konya Spor da namağlup. Konya Spor da bugün galip gelmeyi başarırsa onlar da Trabzonspor'u geçerek 14 puana ulaşacak ve lider Beşiktaş'ı yakalayarak ligde ikinci basamağa yerleşecek. Tabii çok farklı bir galibiyet gelmezse Konya Spor adına. Alanya Spor Kasımpaşa saat 20'de başlayacak. Alanya Spor Kasımpaşa mücadelesi. Alanya Spor son iki karşılaşmasından galip ayrıldı. Puanını 9'a yükseltti. Kasımpaşa'da iki maçtır mağlup oluyor. 5 puanda kaldı İstanbul temsilcisi. O mücadele 20'de ve Fenerbahçe Giresunspor'u ağırlayacak yine aynı saatte. Fenerbahçe açısından da son Başakşehir mağlubiyetinin ardından tabii Başakşehir mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe galibiyet istiyor ama aynı zamanda bu hafta Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybı da Fenerbahçe'nin iştahını arttırmış durumda. Diğer yanda Giresunspor ilk puanını, Süper Lig'deki ilk puanını Konyaspor karşısında almıştı Giresunspor ama henüz 5 karşılaşmanın ardından Karadeniz temsilcisinin ligde golü yok. Onlar da hem ilk gol hem de galibiyet için bugün Kadıköy'e çıkacaklar. Süper Lig'deki genel görünüş bu şekilde. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra detaylarla buradayız. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia.
Sabah sporundan bir kez daha günaydın. 7.13 saatlerimiz, girişte kısa bir Süper Lig değerlendirmesi yaptık. Olanları söyledik. Şimdi biraz daha detaylara bakacağız. Galatasaray dün Kayseri deplasmanında 3-0 kaybetti. Dün Galatasaray'da rotasyonlu bir kadro gördük. Fatih Terim, hatırlayacaksınız, son Alanya karşılaşmasının ardından rotasyon yapmalıymışım demek ki demişti. Dün rotasyona gitti ama Galatasaray adına sonuç değişmedi. Galatasaray'da kalede Muslera vardı. Yedlin ve Van Aanholt beklenildiği gibi savunma bekleri oldu. Nelson'un yanında bu kez Alparslan Öztürk oynadı Galatasaray'da. Tabi Alparslan Öztürk'ün oynamasının 8+3 ile alakalı olmadığını anlıyoruz. Çünkü aynı zamanda Galatasaray'ın 11'inde Emre, Taylan ve Oğulcan vardı. Dolayısıyla Luyendama'nın performansındaki eksiklik Alparslan Öztürk tercihini yaptırmış gibi gözüküyor Fatih Terim'e. Galatasaray'ın yeni transferi Hasan Sao, o da yine Galatasaray'da merkez orta sahada savunmanın önünde görev yapan oyuncu oldu. O da ilk kez Galatasaray forması giydi. Onların önünde bir ikili, Taylan ve Feguli'yi gördük. Emre Kılınç bir tarafta sağ önde, Oğulcan sol önde, ileride de Mustafa Muhammed. Galatasaray'ın dizilişi bu şekildeydi. Ancak bu diziliş Galatasaray'a beklenen oyunu ve beklenen skoru getirmedi. Diğer yanda Kayseri Spor, biliyorsunuz Kayseri Spor uzun yıllardır, uzun sezonlardır sıkıntı yaşayan bir takım. Yine bir kez daha transfer tahtaları kapalıydı. Transfer tahtasını bir kez daha açtırdılar. Transferler geldi. Fenerbahçe'den Tiam, Beşiktaş'tan Mensah, ki Mensah zaten Kayseri Spor'un eski oyuncusuydu. Bunun yanında Emrah Başsan ve Cardoso, ileri dörtlüyü bu oyuncular oluşturdu Kayseri'de ve hareketli oyunlarıyla Galatasaray'a oldukça büyük problemler yarattı bu dörtlü. Onun dışında İbrahim Aktağ ve Atamah da yine merkez orta sahada dün iyi mücadele ortaya koydular. Dün karşılaşmada aslında ilk bölümde açık bir oyun vardı demek yanlış olmaz. İki takım da gol atmaya yakın bir oyun sergiledi. Öyle çok net pozisyonlar olduğunu söyleyemeyiz ama Kayseri Spor'un tamamen kapandığı, hani Galatasaray'ı kendi yarı sahasında beklediği bir oyunu da görmedik. Kayseri Spor da elinden geldiği kadar Galatasaray'ın üzerine gitmeye çalıştı. Daha maçın hemen başında ilk dakika içerisinde Emrah Başsan'la da net bir pozisyona girdi Kayseri Spor. Ancak Emrah bu pozisyonu değerlendiremedi. Dakikalar 39'u gösterirken Kayseri Spor kendi atak yönüne göre sağ taraftan bir serbest vuruş kazandı. O serbest vuruşta Emrah topun başındaydı ilk gol. Ve orada ufak bir görüşmeyle beraber Mensah çok güzel bir şekilde Tiam'ı gördü. Belli ki önceden çalışılmış bir pozisyon. Tiam da son vuruşu iyi yaptı ve dakikalar 39'u gösterirken Kayseri Spor 1-0 öne geçmeyi başardı. Hemen 6 dakika sonra, ilk yarının son dakikasında Galatasaray topla çıkarken Hasan Sao, Galatasaray'ın yeni oyuncusu, bir top kaybı yaptı. Mensah hızlı bir şekilde Galatasaray kalesine indi. Orada biraz topla fazla oynadı ama Emrah Başsan'ı gördü. Emrah Başsan da önce ayağıyla topu durdurdu. Ardından da çok güzel bir vuruşla Muslera'yı avladı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Tabii ilk yarının sonunda gelen bu iki gol Kayseri Spor için büyük moral olurken Galatasaray adına beklenmedik bir tabloyu ortaya çıkardı. İkinci yarının başında herkesin tahmin ettiği gibi Fatih Terim yine değişikliklere başvurdu. Emre Kılınç'ın yerine Kerem Aktürkoğlu, Feguli'nin yerine Morutsan ve Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram 46. dakikada oyuna girdi. Galatasaray ikinci yarının başında biraz baskı yapar gibi oldu ama o baskıdan sonuç alamadı ve 53. dakikada bu kez Tiam bir röveşata denerken top Yedlin'in koluna çarptı. Hakem VAR'la beraber penaltı noktasına gitti ve dakikalar 53'ü gösterirken Kayseri Spor skoru da 3-0'a
getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Oğulcan'la Cagne değişikliğini yaptı Fatih Terim. Mustafa Muhammed'le Cagne ileride ikili olarak oynadı ama bu değişiklikte Galatasaray'a aslında ne pozisyon ne de gol getirdi ve her dakika geçtikçe maçın temposu biraz daha düştü ve son bölümde Kayserispor dakikalar 87'den sonra 4 değişiklik yaptı. Karşılaşmada 3-0 bitti ve az önce de bahsettiğim gibi Galatasaray adına tabii beklenmedik bir oyun, beklenmedik bir skor ortaya çıktı. Galatasaray'da sezon başından beri konuşulan bir konu var. Fatih Terim'in yaptığı değişikliklerin, Fatih Terim'i çıkardığı 11'lerin artık pek etkili olmadığı. Dün yine Fatih Terim'in oyuncu tercihleri, Galatasaray'ın oyunu oldukça tartışıldı, konuşuldu. Hani şöyle bir karşılaşma sonunda televizyon kanallarını dolaştım. Genelde eleştiriler Fatih Terim üzerinde yoğunlaşmıştı. Galatasaraylı taraftarlar için de aynı şey söylenebilir. Galatasaraylı taraftarların da hani yorumcularla beraber Fatih Terim'e bir tepkisi vardı. Dün Galatasaray'da Emre, mesela Emre Kılınç ki Trabzonspor maçının kahramanı, çok kötü bir 45 dakika oynadı. Feghouli yine Galatasaray'da gününde olmayan oyunculardan bir tanesiydi. Oğulcan istekliydi, hareketliydi başta ama o da daha sonra takıma uydu. Mustafa Muhammed son Alanyaspor karşılaşmasında yine biraz daha hareketli gördüğümüz oyunculardan biriydi. O da yine bir iki kez topla buluştu ama genel anlamda performansının yeterli olduğu söylenemez. Yedlin, Van Aanholt biliyorsunuz ileri çıktıklarında top kullanmada sıkıntı yaşayan oyuncular, aynı zamanda ileri çıktıklarında geri dönüşlerde de problem yaşıyorlar. Yine benzer problemleri gördük Yedlin ve Van Aanholt'ta. Nelson'un rakip hücum oyuncularına biraz uzak kalması şu ana kadar dikkat çeken bir başka görüntü. Alparslan yine pek iyi gününde gözükmedi. Muslera da zaman zaman yine taraftarın yüreğini ağzına getiren hareketler yaptı. Bir pozisyonda iki oyuncudan birden topu kurtarmayı başardı. Çok da riskli olsa Muslera. Kısaca anlatmak istediğim şu, hani dün Galatasaray'da girenler ve çıkanlarla beraber ilk 11'de başlayanlar şöyle bir düşündüğünüzde maça damgasını vurabilecek, maçı alıp götürebilecek bir isim gözükmedi. Parlayan bir oyuncu gözükmedi. Diğerlerine göre biraz daha iyi performans gösteren oyuncular vardı. Ama Galatasaray'da genel olarak 11 oyuncunun performansı düşük olunca takım olarak da Galatasaray istediklerini yapamamış oldu. Kayserispor açısından da açıkçası iyi planlanmış, iyi oynanmış bir 90 dakika gördük. Kayserispor'da Hüseyin'i, Trabzonspor'dan transferi 90 dakika boyunca uzaklaştırma konusunda başarılıydı. Lung açısından açıkçası çok zor bir karşılaşma olmadı. Hatırlayacaksınız, geçen sene Lung İstanbul'da oynanan karşılaşmada ilk yarıda kurtarış rekoru kırmıştı adeta. Bu kez öyle ona çok da fazla iş düştüğünü söyleyemeyiz. Kayserispor'un ileri dörtlüsünün maç boyunca iyi işler yaptığını söyledik. Mensah dün çok hareketliydi. Dikine driplinglerle beraber Galatasaray savunmasını zorladı. Tiam yine iki golle Kayserispor adına yıldızlaşan oyuncu oldu ki ilk goldeki vuruşu da oldukça iyiydi. İbrahim Aktağ ve Atamağ da yine merkez orta sahada o gereken mücadeleyi ortaya koydular. Tabii Kayserispor açısından ilginç bir galibiyet oldu. Kayserispor hem lig tarihinde Galatasaray'a ilk kez 3 gol attı, hem de ilk kez Kayseri'de Galatasaray karşısında galip geldi. Bunlar da Kayserispor adına olumlu tabloydu. Mehmet Delibaş bir mesaj atmış. Fatih Terim mirasından yemeye başladı. Teknik ekip çok yetersiz. Tabii bu da dün konuşulan konulardan bir tanesiydi. Sosyal medyaya baktım. Galatasaray'ın kenar yönetiminin son yıllarda olmadığı kadar zayıf olduğunu düşünüyor Galatasaray taraftarlarının bazıları. Genelde böyle bir fikir ortaya atıldığı zaman da bu fikir sosyal medyada bayağı bir dolaşıyor. Dün de bu benim gözüme çarpan noktalardan biriydi. Mehmet Delibaş'ın söylediği, dinleyicimizin yine sosyal medyada duyduğumuz tartışmalardan biri oldu. Fatih Terim
maç sonunda beklenenin aksine oldukça umutlu konuştu. Neticeler yanlış olabilir ama biz doğru yoldayız dedi Fatih Terim. Onu söylemek lazım. Tabii Fatih Terim'in Galatasaray'ın oyununu beğenmesi ya da Galatasaray'ın genel anlamda performansını beğenmesi de biraz tepki çekti, onu söylemek lazım. Bu kadar olmayan zamanda gol yiyince siz 19 şut atıp 8-10 pozisyona girip atamazsınız, burada skor olarak geriye düşersiniz dedi Fatih Terim. Tabii Galatasaray'ın hangi 8-10 pozisyondan bahsediyor Fatih Terim, bunu anlamak pek mümkün değil. Bazı oyuncularımızın dedi Fatih Terim, bizim takımımız için çok önemli olduğunu ortaya çıkaran bir maç oldu. Özür dilerim. Kayserispor iyi oynadı, hak etti ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak skorun çok değişik olacağının herkes farkındaydı. Evet, belki burada Fatih Terim'in söylediklerine, en azından bu kısmına hak vermek gerekebilir. Hani oyun başlangıcında program başında da bahsettim. İki tarafta gol atabilir gibi gözüküyordu. Çok net pozisyonlar olmasa da belki orada Galatasaray golü bulsa karşılaşmanın gidişatı farklı olabilirdi. Ancak tabii 3-0 biten bir karşılaşma sonrası hani Fatih Terim'in 8-10 pozisyon demesi de biraz garip karşılanabilir. Devam edelim. Daha sezonun başındayız dedi Fatih Terim. Daha 6. maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda, çok dar zamanlarda çok puan gerilerden geldik biz. Nerelere geldiğimizi, neleri kazandığımızı da biliyorsunuz. Bunu defalarca yaptık. Ben varsayımdan konuşmuyorum. Ben yaptıklarımdan, Galatasaray'ın yaptıklarından konuşuyorum. Hiçbir Galatasaraylı'nın ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için bir sebep yok demiş Fatih Terim. Yani ileriye yönelik Galatasaray taraftarlarına, Galatasaray camiasına umut veriyor Fatih Terim bu sözleriyle. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyorum demiş. Galatasaray takımı yarım puan kaybetse üzülür. Ne benim ne de Galatasaray'ın anlayışında pes etmek yok. Fatih Terim bunları söylüyor. Ama aynı zamanda bazı oyuncuların önemi, bazı oyuncuların da bu formayı başka arkadaşlarına devretme zamanının geldiği görülüyor diyor. Burası da ilginç Fatih Terim'in söylediklerinde. Bazı oyuncuların önemi, bazı oyuncuların da bu formayı başka arkadaşlarına devretme zamanı geldiği görülüyor. Burası da önemli bizim için diyor Fatih Terim. Aslında Fatih Terim'in Galatasaray'daki hani bu sezonu da eklersek son 3 sezonunda en fazla eleştirildiği nokta bir 11 bulamaması, bir oyun bulamaması, sürekli arayış içerisinde olduğuydu ki Fatih Terim'in her kötü sonuç sonrası Galatasaray'da ciddi değişiklikler yaptığını da söylemiştik. Şimdi Fatih Terim'in dün geceki açıklamalarından yine benzer bir yola gideceği anlaşılıyor. Az önce söyledim zaten. Bazı oyuncuların diyor formayı başka arkadaşlarına devretme zamanının geldiği görülüyor. Yani aslında Fatih Terim yine oyuncu performanslarından memnun değil. Bunların altından kalkacağız, bunları telafi ederiz diyor Fatih Terim. 7 gün geçti Lazio maçından. Olağanüstü bir oyun. Rakibe pozisyon vermeyen, çok pozisyona giren, oyuna hakim bir Galatasaray. Onu geliştirerek daha iyi bir noktaya geleceğiz diyor. Yani Fatih Terim'in referansı da bir hafta önceki Lazio mücadelesi oluyor. Bakalım Galatasaray o Lazio karşısındaki konsantre oyunu lige yansıtabilecek mi bundan sonra? Ancak az önce de bahsettik, hani Fatih Terim'in bu kararsızlıkları hem oyun üzerinde hem de oyuncular üzerinde Galatasaray'ın da bir yapı oluşturmasını açıkçası oldukça zorlaştırmakta. Yine Fatih Terim maç sonunda oyuncuların hafta içi ve hafta sonu maç oynamaya pek alışkın olmadığını dile getiriyor. 3 günde bir karşılaşma oynayınca bir hayli sıkışıyoruz demiş. Oyuncular, futbolcular anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Daha iyi olacağına inanıyorum demiş Fatih Terim. Özetle Fatih Terim'in maç sonu performansı bu.
Gustavo'nun demiş performansını beğeniyorum. Asansao'dan bahsediyor. İlk adı Gustavo. Kolay değil. Bu kadar küçük yaşta yurt dışına çıkmış. Bence onun için talihsiz bir başlangıç. Oyunun büyük bir bölümünde gereği gibi oynadı. Daha iyi oynayacak. Öyle görülüyor demiş. Galatasaray formasını ilk kez giyen genç oyuncu için. Onun da özellikle savunmanın önüne çok geldiğini, ayağının düzgün olduğunu, savunmadan hani adeta bir üçüncü stoper gibi top çıkardığını gördük. Bunun yanında ileriye dikine doğru oynaması yine Asansao'nun bir avantajı olarak söylenebilir. Oyun görüşünü ben beğendim, ayak kalitesini beğendim, ancak biraz çelimsiz bir oyuncu, biraz da işin tek tarafını düşünen bir oyuncu gibi gözükmekte. Hani rakip ceza sahasına giden, oralarda şut kovalayan, pozisyon kovalayan bir hali yok. İyi ama biraz tek taraflı bir oyuncu görüntüsü çizdi. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.35 yaptık saatleri. Kayseri Spor Galatasaray maçı ile ilgili detayları sizlerle paylaştım. Fatih Terim'in açıklamaları. Barış abi günaydın. Günaydın. Dün Süper Lig'de 3 tane karşılaşma vardı. Kısaca ben özetledim. Tabii ki Kayseri Spor Galatasaray mücadelesi sonucuyla oldukça ilgi çekti. Galatasaray adına işler ligde iyi gitmiyor. Son 4 haftadır Galatasaray'ın galibiyeti yok. 2 beraberlik, 2-0 öne geçtiği karşılaşmalarda oldu Galatasaray'ın. Son 2 mücadelede de Galatasaray gol atamadan kaybetti. Fatih Terim döneminde ilk kez ligde üst üste 2 maç gol atamadan Galatasaray kaybediyor. 403 maç Fatih Terim dönemi ligde. İlk kez üst üste 2 maç Galatasaray gol atamadan kaybediyor. Tabi bu bir istatistik ama genel olarak Galatasaray taraftarları mutsuz. Birçok mesaj geliyor. Mesajları da paylaşacağım. Ama Fatih Terim'in de maç sonu söylediklerini aktardım. Fatih Terim yine geleceğe yönelik iyi olacağız. Bu takım iyi olacak. Oyun, skorlar doğru olmasa bile bizim gittiğimiz yol doğru, iyi yoldayız diyor. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Herkese günaydın tekrar. Ben maçı seyredemedim dün akşam çünkü Saadettin Bey'in kitap lansmanı vardı bizim şirkette. Misafirlerimiz vardı. Yeni çıkan kitabının tanıtımı dostlarıyla işte hayırlı olsun falan diye bir lansman organizasyon yapıldı burada. Gece geç saate kadar da şirketteydik. Dolayısıyla maçı izleyemedim fakat özetlerine bakabildim. Özetleri üzerinden ve gelen maçla ilgili yapılan yorumlardan, değerlendirmelerden, senin sabahki açılışından ve yine hocaların, teknik adamların söylemlerinden, bunların hepsini bir araya koyduğumda seyrettiğim özetlerle birlikte ben tabii ki çok detaylı bir maç analizi yapmam bu şartlarda da doğru olmaz ama en azından şunu söylemem lazım. Bir kere anlıyorum ki maç Kayseri deplasman, tabii Kayseri Spor'un yakalamaya çalıştığı bir hava var vesaire, bir toparlanma eğiliminde ve evinde oynadığı için de Galatasaray'da sallantıda bir görüntü içerisinde eleştirilmiş, tribünlerden tepki almış, bir özgüven sorunu yaşadığı, saha içinde bir kadro uyumu, kadro istikrarı, futbol performans istikrarı yakalamayı çalıştığı ve sallantıda olduğu, bu manada bir dönemde oraya gittiği için de Kayseri Spor ayrıca hevesli, iştahlı, yani biz bu Galatasaray'ı yenebiliriz. Yani istim üzerinde gümbür gümbür bir Galatasaray yok ortada. Tribünlerin de tepki gösterdiği bir Galatasaray var. Dolayısıyla bir kere kırılgan bir Galatasaray'la oynuyor olmanın ama günün sonunda bir büyük takımla oynuyor olmanın ve evinde seyircisi önünde oynuyor olmanın getirdiği bir motivasyon var Kayseri'de. Dolayısıyla ben Kayserispor'un kolay teslim olmayacağını Galatasaray'a, Galatasaray için kolay bir karşılaşma olmadığını, kolay bir 3 puan olmadığını zaten düşünüyordum bu prensipler çerçevesinde. Maçın başlangıcında bu manada ortada olması, Kayserispor'un pozisyon alması benim için şaşırtıcı değil. Maçı skorunu takip ettim.
kitap tanıtımı esnasında misafirlerle ilgilenirken işte 30. dakika 35. dakika 0-0 geçirirken ortada bir maç olarak görüyordum. İstatistiklere, canlı seslere bakıyordum. Ondan sonra fakat bir anda bir baktım ki devre biterken 2-0 olmuş. Yani 35 ile 45 arası 2 gol birden yemiş. Evet. Şimdi bak bu olabilir biliyor musun? Yani ben vay anasını nasıl 2-0 geriye düşmüş Galatasaray falan demem. İşte Fatih Terim'in söylediği sözler var ya, işte biz skordan bağımsız doğru yoldayız, skorlar yanlış olabilir ama bizim yolumuz doğru, pes etmiyoruz, endişeye, ümitsizliğe kapılacak bir durum yoktur söylemlerini bence burası çok çelişmiyor bu söylemlerle. Yani 35-36'ya 0-0 girersin, zaten zor bir maç olacağı belli, rakip de senden daha iyi oynuyordur, daha pozisyonlu, daha ilk yarı soyunma odası konuşman var, bilmem ne var. Ve bir anda arka arka iki tane gol görüyorsun. Yani mesela o ana kadar da Barış abi, hani Galatasaray'ın oyunu tamam, maçı ortada, Galatasaray kazanabilir ama Galatasaray'ın oyunu da öyle hani bir şey vaat eden vaat etmiyor. Bir oyun tamam, değil. Tamam. Hani maç ortada, oyun çok iyi değil. İyi değil. İyi değil. Bunu da anlıyoruz. Yani Galatasaray'ın zaten çıkıp şahane bir top oynamasını Kayseri karşısında beklemiyoruz. Çünkü Lazio maçında gösterdiği enerjiden, pozitif performanstan eser yoktu Lazio maçı sonrasında ve giderek düşen bir Galatasaray var ve özgüven kaybeden bir Galatasaray var. Ve saha içinde takımın bir uyumu yok ve sürekli bir 11 arayışı var. Yani hem idare 11, ilk 11 seviyesinde bir arayışı var, hem de oyuna sürdüğü oyuncular, oyundan aldığı oyuncular üçer dörder kişi sürekli değiştiriyor ve farklı oyuncuları sürekli değiştiriyor. Yani kafasında bir 11 var, 11'in üzerine gidiyor gibi bir şey de diyemiyorsun Fatih Terim'in. Fatih Terim'in kafası da karışık. Bunu biz Lazio maçından sonra, Lazio maçına kadar da konuşuyorduk ama Lazio maçı dedik ki Galatasaray bir şeyleri toparlamaya başladı. Lazio maçı çok olumlu sinyaller veren bir maçtı. Fakat hiç Lazio maçı oynanmamış gibi Lazio maçı sonrası da Lazio maçı öncesine geri döndü. O karışıklığa, o kaotik görüntüye Fatih Terim ve Galatasaray geri döndü. Dolayısıyla Kayserispor maçının ilk yarısını kötü oynamasına ben şaşırmıyorum Galatasaray'ın. Kötü oynayarak da berabere bitirebilirdi veya da kazanabilirdi. Ama bir anda 2-0 gelişip soyunma odasına girdiğinde oradan Galatasaray'ın müthiş bir reaksiyonla çıkması gerekiyor. 2-0 girdikten sonra soyunma odasına. Hadi çıktın, işte oyuncu değişiklikleri yapıyor Fatih Terim, hep eleştiriyoruz. Ne yaptığı belli değil Fatih Terim'in. Kimin ne için kullanacağı, kime ne ağırlık verdiği, kimin üzerine gittiği, kimin üzerine gitmediği, kimden ümidi var, kimden ümidi yok. Anlayamıyoruz bile Fatih Terim'in takımla ilgili tasarrufunu, kafasından geçenleri. Bence Fatih Terim bile ne yaptığını tam bilmiyor. Renk vermiyor değil, kendi de ne yaptığının çok farkında değil bence. Kontrolünü kaybettiğine dair Fatih Terim'imiz çok eleştiri yaptık geçmişte. Ama çok dokunulmaz görüldü. Eleştirilmesi büyük bir şeymiş gibi düşünüldü. Tabuymuş gibi düşünüldü. Ama bugün artık Fatih Terim'e okların dönmesi çok normaldir ve bence gecikmiş bir şeydir. Çünkü bu takımın sorumlusu o. Bu takımı kuran o. Transferi onay veren o. Senelerdir başında olan o. Senelerdir oyuncu isteyen, süre isteyen kendisi. Ve özellikle bu sezonda yaptığı hamleler, geçen sezonda çok bu manada aslında eleştiri almıştı ama sonuna kadar da işi getirdiği için yine herkesin bu seneyle ilgili de Fatih Hoca ne yapar yapar, yine bu takımı bir şey yapar diyordu. Fakat bu sefer acemi de birazcık da genç, yetenekli ama genç de bir takım olduğu için elinde yaptığı hamlelerin de hiçbir netice vermediğini görüyoruz ve kafasında bir plan olduğuyla ilgili hiç kimsenin bir kanaati yok. Fatih Terim bir tek, bana güvenin ben yaparım, bana güvenin ben yaparım. Şimdi peki yaparsın da şimdi bu kadar zaman geçti, bu kadar oyuncuyla oynuyorsun, çok soktuğun oyuncu, çıkarttığın oyuncu, farklı defalarca 11'ler çıkardın sahaya. Lazio maçı dışında elimizde elle tutulur ne bir futbol var ne bir skor var. İkinci yarıya girdi Galatasaray. İkinci yarıya başladı. Bir tane de gol yedi. İşte eline çarptı, penaltı oldu, 3-0 oldu. Şimdi Beşiktaş'ı görüyorsun değil mi? Verdiği reaksiyonu. Yani olumsuzu da var ama olumlusu da var. Şimdi soktuğu oyuncular, sahadakiler, Galatasaray takım olarak ne yapıyor? İsteği, arzusu, tamam özgüven problemi de var. Kolay da değil 2-0'dan sonra, 3-0'dan sonra dönmesi Kayseri'de. Kayseri'nin artık kalan dakikalardaki direnci vesairesi ama yani son yarım saatte de Galatasaray'ın sahaya koyduğu hiçbir şey yok. Hani 3-1'i bulur, 3-2'yi de direkten döner, 2-3 tane net pozisyon bulur, atamaz maçı, 3-1 kaybeder. Böyle bir şey de yok. 3-0 bırakıyorsun maçı son yarım saat. Mesela özetlerde falan pozisyon yok Galatasaray adına. Yok. Yani özetlerde pozisyon arıyorum ben. Hani 3-0 geriye düşmüş bir Galatasaray'ın biz böyle kaybetmeyelim, kaybedeceksek bile biz Galatasaray gibi kaybedelim diyecek
Sahada bir aksiyon yok Galatasaray'ın 3-0'dan sonra. Dikkat et bak. 0-0'ı konuşmuyorum. 2-0'ı 10 dakika içinde bulmasını konuşmuyorum. Soyunma odasını konuşmuyorum. Hocanın yaptığı müdahalelerin hiçbir manasının hiçbir şey netice vermediğini konuşmuyorum ki defalarca gördük bunu. 3-0'ı buluyor Kayseri Spor. Hadi 2-0'da biz iyi oynuyorduk. Tam 2-1 olacaktı. Şanssızlık eline çarptı. 3-1 oldu diyelim. 3-0 oldu, 2-1 olacağına diyelim. Peki tamam, kazanamayacaksın maçı, artık kaybedeceksin. 3-0'ı bu şekilde son yarım saat oynayıp kaybetmek mi? Yoksa iyi oynayıp, reaksiyon verip 3-1'i bulup sonra 4-1, 5-1 kaybetmek mi? Ben onu tercih ederdim. En azından Galatasaray'ın bir reaksiyon ver. Galatasaray ölü gibi. Ve Fatih Hoca'nın maç sonu açıklamalarıyla maçla ilgili yapılan değerlendirmelerle ve benim seyrettiğim özetlerle hepsini bir araya koyuyorum. Fatih Hoca bence gerçekliğini de kaybetmiş. Yani biz 8-10 pozisyonumuz var, biz iyi oynadık ama netice bunu yansıtmıyor olabilir ama biz doğru yoldayız. Hayır, Galatasaray'ın doğru yolda olduğuna dair tek bir ışık yok. Bir tek Galatasaray'ın doğru yolda olduğuna dair Lazio maçı var. Bu kadar maç, Lazio maçının önü ve arkası geceyle gündüz kadar bu kadar farklıysa, hocanın çıkardığı 11'lerin hiçbirinde Galatasaray iyi oynayarak başlamıyorsa, sonradan yaptığı 3'er 4'er değişiklikle Galatasaray'da bir silkinme, ciddi anlamda gözle görülür bir oyun içerisinde Galatasaray'da hakimiyet, topa hakim olma, bol pozisyon üretme, rakibi sersemletecek, sendirletecek sağlı sollu hücum aksiyonları, hataya zorlayacak rakibi baskı, önde baskı vesaire, ki Lazio maçının en büyük şeyi buydu. Lazio maçında Lazio'ya top oynatmamıştı Galatasaray. Kayserispor ne kadar rahat top oynamış. Ne kadar rahat top oynamış Kayserispor yani. O kadar rahat gitmiş ki Galatasaray kalesine. O kadar rahat pozisyonlar bulmuş ki. Hiç alakası yok yani. Lazio maçındaki ruhla, karakterle. Fatih Terim'in ciddi anlamda kontrolünü kaybettiğini, takım üzerindeki hakimiyeti, alıştığımız, bildiğimiz hakimiyetini kaybettiğini ve çözüm üretmekte de hem ilk 11 seviyesinde hem sonra da oyuna gireceklerle ilgili şu anda kafasında da bir plan olduğu konusunda benim ciddi tereddütlerim var. Dolayısıyla bugün eleştirecek çok oyuncu çıkartırsın. Yani 8-10 oyuncuyu bir çırpıda eleştirebilirsin Galatasaray'da. Yedlin'den, Muslera'dan başlayıp Mustafa Muhammed'e kadar, Cagney'e kadar sahadaki 1-2 oyuncu haricinde, 1-2 oyuncu, o da elinden geleni yapıyor, kötünün iyisi diyeceğim 1-2 oyuncuyu ayırıp kenara. Onun dışındaki herkesi farklı farklı şekillerde paragraflar açarak eleştirebilirsin. Ama böyle durumlarda hepimiz çok iyi biliyoruz ki futbol denen oyunda eğer 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi kötüyse eleştirecek 5-6-7 kişi değildir. Eleştirecek olan o takımın hocasıdır. Yani 2 kişi kötüyse 2 kişi kötüdür ama 5 kişi kötüyse hoca kötüdür. Hoca kötü deyince hoca beceremiyor, yapamıyor, bilmiyor anlamında illa kötü olması gibi. Performansı, form durumu, hocanın o yakın dönemdeki tespitleri, çalışmaları, analizleri, takımla ilişkisi çalışmıyordur, kötüdür diye değerlendirsin. Şimdi sen Fatih Terim'e nasıl kötü dersin? Fatih Terim'in kariyerini bilmiyorum. Ya kariyer başka. Fatih Terim'in futbol bilgisi, kariyeri, tecrübesi, karizması onlar başka. Ama seni bugüne getiren, bugüne kadar yaptıkların, bugünden sonraya götürecek olan da bugünden sonra yapacakların. Yani artık Fatih Terim şu an itibariyle bu kurduğu kadroya hükmedemiyorsa, onunla bir elektrik bir şey yakalayamıyorsa, orada bir saha içindeki, antrenmandaki, soyunma odasındaki ruhu sahaya yansıtma konusunda bir takımdaşlık, bir birliktelik, bir uyum, modern futbolu iki yönlü olarak ortaya koyacak, geçiş oyunu da dahil olmak üzere bazı şeyleri üretip koyamıyorsanız kimi eleştireceğiz yani? Burak Elmas'ı mı eleştirelim? Geldi, başkan oldu. Yapılan transferler bunlar. Hoca dedi ki bunlar bana yeter. Bunlar yetenekli oyuncular. Dünya kadar da bonservis paraları ödediler. Hem oynayacak bunlar hem de ileride satacağız dediler. Ama iki top yapamıyorlar yani. Bir 90 dakika bir Samuel gibi bir Lazio maçıyla bu iş olmaz. Beşiktaş'ı eleştirdiğimiz, rehavetten dolayı eleştirdiğimiz halini bir tarafa ayırırsan Beşiktaş'ın oynadığı futbol ve ortaya koyduğu karakter bambaşka. Bugün hazır olmayan, yine belli ölçülerde yine istikrarsızıyla Galatasaray'a benzer eleştirdiğimiz ama Galatasaray kadar yoğun eleştirmediğimiz bir Fenerbahçe var. Orada da bir istikrarsızlık var. Orada da taşlar tam oturmuş değil. Ama Fenerbahçe'nin de ortaya koyduğu bir en azından takım savunması, takım performansı, ağır oynaması vesaire dışında Fenerbahçe'nin de el ayağı düzgün bir görüntüsü var. Galatasaray
ile Beşiktaş arasında Beşiktaş'a daha yakın değil. Galatasaray'a biraz daha yakın. Beşiktaş Fenerbahçe'de endişe verici kırılganlıklar içine giriyor ya da üretme pozisyonunda, üretme konusunda sıkıntı yaşıyor. Ön bölgedeki oyuncular lüzumsuzca fazlaca değişiyor. Dolayısıyla orada da biraz Galatasaray'a doğru gider mi Fenerbahçe'de böyle bir karamsar? Orada da bir endişe var ama Galatasaray kadar kötü değil Fenerbahçe'de. Trabzon Beşiktaş'a daha yakın. Trabzon daha istikrarlı, daha değerli toplu. Şimdi bu görüntü içerisinde Galatasaray biraz ayrışmış vaziyette diğer takımlardan. Fenerbahçe biraz, eğer mesela bugün Giresun karşısında Fenerbahçe iyi futbol ve iyi skorla kazanırsa Fenerbahçe de uzaklaşacak Galatasaray'dan. Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasına doğru katılacak. Galatasaray biraz daha yalnız kalacak. Şimdi biz ne konuşuyorduk? Dört büyükler diyorduk. Diğer takımlarla arasında büyük bir fark oluştu diyorduk. Dün Kayserispor Galatasaray arasında nasıl bir fark gördük? Kayserispor çok haklı. Çok haklı. Net bir skor. Çok net bir galibiyet aldı ve maçın hiçbir bölümünde. Arada kayıplar mutlaka olacak ama şimdi 4 maç üst üste hani seni bayağı uzaklaştırıyor. Yani arada bile, kayıplar olacak derdi. Bir de şu var. Yani puan kayıpları anlamında hak veriyorum sana ama bu kadar 4 büyüklerin diğer takımlardan bu kadar kadro üstünlüğü olarak, yani kadro kalitesi ve derinliği olarak bu kadar üstün olduğu bir ortamda koca bir 90 dakikanın bu kadar şey olmaması lazım. Çelişkili olmaması lazım. Yani Galatasaray'ın kötü gününde bile olmuş olsa, kaybedeceği bir gün bile olsa o 90 dakikanın bir 30 dakikası Galatasaray gücünü göstermeli ama skoru çevirmeye süre yetmemeli. Skor yetmemeli. Şanssızlıklar olmalı. Goller kaçmalı. Ekstra performans çıkmalı rakip kaleciden. Ekstra performans çıkmalı rakip takım oyunundan ya da takım savunmasından da işte onlar vurdu gol oldu. Biz gittik atamadık. Deyip de sen puan kayıpları yaşa. Fatih Terim'e göre öyle maç olmuş. Fatih Terim'e göre de böyle ama bize göre böyle değil. Kimseye göre böyle değil. Ben 90 dakikayı seyretmiş olsam çok daha net konuşacağım. Seyretmediğim için özetler üzerinden, yorumlar üzerinden, istatistikler üzerinden bu kadar söyleyebiliyorum. Ama ne kadar yanılıyorum bilmiyorum. Senin de tespitin o yöndeydi. Fatih Terim'in anlattığı gibi maç. Biz göremedik. Özetlerde göremedik. 90 dakikayı seyredip göreni de göremedik Fatih Hoca dışında. Evet. Ha bu arada yani buradan bu maçın özelinden genele gidersek evet artık ben Fatih Terim'in eleştirmesinin fazlasıyla eleştirmesi gerektiğini zamanın geldiğini düşünüyorum. Çünkü Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş 3 büyük teknik adam Türk futbolunda kimseyi yetiştirmemişler bugüne kadar. Hiç şaşırtıcı değildir bugün Fatih Terim eleştirilerinin bir kısmının da ekibinde yeterli değil. Kenardaki kulüben de yeterli değil. Teknik heyetinde de problem var. Fatih Hoca her şeyi kendin yapacaksın diye. Her şeyi kendin çözmeye çalışıyorsun ama artık futbol böyle bir oyun değil. Futbol büyük bir organizasyon. Elindeki oyuncu grubu büyük bir grup. Yapılan yatırım büyük bir yatırım. Yani artık bu küçük dünya işi değil. Burada artık farklı şeylere ihtiyaç var. Mesela Galatasaray'da Galatasaray Kulübü'nün içinde konuşulan, Galatasaray Kulübü'ne yakın olan insanların çok net konuştuğu bir tablo var. Bunun nasıl bugünle ilgisi olmadığını düşünebiliriz. Bu mutlaka bununla da ilgisi var. Artık bunların da konuşulmaya başlanacağını göreceksiniz bundan sonra. Florya'nın fazlasıyla kapalı olduğu, Galatasaray kulübüne dahi kapalı olduğu. Yani mesela benim konuştuğum sağda solda kulübün içinden, kulübe yakın yönetim olsun, şu olsun, bu olsun insanlar, tabii ki onların isimlerini konuşmak doğru değil, bunlar dost sohbetleri. Yapılan tabir nedir Florya için biliyor musun? Monaco. Özerk. Yani Galatasaray başkanının, yönetiminin veya Galatasaray kulübünün profesyonellerinin, üst düzey profesyonellerinin gidebildiği bir yer değil Florya. Pasaport da giriliyor. Vize alacaksın önce. Tabii şey bu. Benzetme tabii ama yani tablo bu. Özel bir yer. Galatasaray kulübünün içerisindeki özel bir yapı. Halbuki organik bir parçası Galatasaray kulübünün yani ama Galatasaray çalışanları var. Bir de Fatih Terim'in çalışanları var Galatasaray'da. Bak seçilmişleri konuşmuyorum bile. Yani seçilmişler ne kadar hakim yani Florya'ya bunu bana çok garip gelmiyor Barış abi. Yani çünkü Fatih Terim'e hep söylüyorum ben, anahtarı teslim ettiğiniz noktada bunlara bir şekilde evet demiş oluyorsunuz. Ama bak bunlara evet demiş olmanız, başarıda o zaman övülüyor bu tarz durumlar. Evet ama başarısızlıkta bunlara evet demiş olmanız bunun doğru olduğunu gösterir mi? Bugün dünyada böyle çalışan bir yapı var mı? Ben doğru demiyorum. Ya kabul ettiği belli. Doğru demiyorum. Kabul etmiş oluyorsunuz. Fatih Terim
böyle. Şikayet edemez Galatasaray yönetimi de bugünkü yani durumdan. Çünkü kendileri bu verdi evet, bu yani yetkiyi. Burak Elmas zaten Fatih Terim kozuyla kazanmadı mı doğru, seçimi? Doğru. O doğru ama bunun yöntemin doğru olduğu ve çalışacağıyla alakalı. Ona katılıyorum. Yani çünkü yok örneği yok. Anlatıyor muyum? Evet. Bugün dünyasında bu kadar kapalı benim ekibim, benim yapım. Dışarıdan kimseyi sokmam. Dışarıdan dediğim bak yanlış anlamayın. Dışarıdan derken Galatasaray kulübünün diğer unsurlarından bahsediyoruz. Hani Galatasaraylı olmayan ne işi var zaten girmesin. Onu anlamasınlar. Dışarıdan kimseyi sokmam. Florya'nın dışından kimseyi. Çünkü Florya'nın dışındaki Galatasaray, Galatasaray Florya demek mi yani? Galatasaray koskoca Galatasaray Spor Kulübü Florya'dan ibaret mi? Asla. Galatasaray Spor Kulübü binlerce çalışanıyla, yöneticileriyle bilmem neyle koskoca bir holding. Türkiye'nin en büyük markalarından biri. Florya sadece bir tesis. O holdingin bir tesisi. O koskocaman devasa yapının bir tesisi. Fakat o tesis kendi içinde öyle bir özellik, öyle bir hükümranlık söz konusu ki Galatasaray yöneticileri dahi destursuz Florya'ya gidemiyor. Herhangi bir Galatasaray'ın üst düzey bir profesyonel dahi yaklaşamıyor Florya. Florya'nın personeli ayrı, Florya'nın havası ayrı, Florya'nın yöneticisi ayrı, Galatasaray'ın ayrı. Böyle bir şey olmaz. Florya Galatasaray'dan bağımsız bir yapı değil. Şimdi bunlar niçin bugün konuşuluyor? Çünkü Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Peki o zaman destek niye almıyorsunuz? Çünkü yetkiyi paylaşamıyorsunuz. İmparator Galatasaray'ın içerisinde bir numara. Ne yönetim tanır, ne bilmem ne tanır. Çünkü bu işler iyi giderken sana ne kardeşim? Biz memnunuz halimizden, başarılıyız, kıskanma diyebilirler bu konuşmalara. Dışarıdan biri medya mensubu ya da farklı bir kulüp yöneticisi ya da üyesi vesairesi yaptığında ya da bir medya mensubu benim pozisyonumda yaptığında sen çekemiyorsun, Galatasaray değilsin diyebilirler. Ama işler kötü giderken kendileri de bunu soruyor ve sormaları gerekiyor. Çünkü işler yolunda değil, siz hakim değilsiniz oradaki operasyona. O zaman niçin Galatasaray'ın gücünden, kurumsal kimliğinden faydalanmıyorsunuz dişleri düzeltmek için? Bir de işin bu tarafı var. Özellikle kendi kulübesiyle alakalı. Yani Fatih Terim de hiç kimseyi yetiştirmedi bugüne kadar. Hep kenarda itip kalktı, insanları antrenör olarak tuttu. Onu kabul etmiyor. Etmiyor ama o gerçek bu. Kimi yetiştirdin Fatih Hoca bugüne kadar? Türk futboluna kimi kazandırdın? Bak Abdullah Avcı 2-3 kişiyi kazandırdı. Daha dün 1 bugün 2. Şenol Güneş için de aynı şey geçerli. Mustafa Deniz için de aynı şey geçerli. Kim onun yetiştirdiği ve Türk futboluna bugün gümbür gümbür gelen bir antrenör, teknik adam? Yanındakiler de dahil bugün hangisinin potansiyeli var? Hadi konuşalım. Onun için Fatih Hoca tek adam. Tek adam performansında da başarı da ona yazıyor. Başarısızlık da ona yazacak tabii ki yani. İşler yolunda diyor. Bizim gördüğümüz yerde işler yolunda değil. Bizim baktığımız yerde. İyi oynadık diyor. Bizim baktığımız yerde iyi oynamadık. Çok pozisyona girdik diyor. Bizim baktığımız yerde çok pozisyona girmedik. Hiç pozisyona girmedik bana sorarsan. Maçın bir 20 dakikalık, 25 dakikalık bana en azından bir bölüm göstermen lazım Galatasaray'ın rakip kalede büyük baskı kurduğu ve ciddi pozisyonlar bulduğu, kaçırdığı. Yani ne diyorum sana, kötü oynadı, sen dedin ki puan kaybı olacak illaki dedin. Olacak tabii ki. Yani dört büyükler kendi anındaki maçlarına hiç kimseye puan vermeyecekler. Tabii ki futbolda böyle bir şey yok. Aslında öyle olması gerekiyor, vermemeleri gerekiyor. Arada büyük bir yatırım farkı var, kalite farkı var, kadro derinliği farkı var dört büyüklerle diğerler arasında. Aslında normalde dört büyüklerin kendi anındaki maçlar dışındaki her maçlarını kazanmaları gerekiyor. Ama normalde öyle olması gerekiyor ama dünya öyle bir dünya değil. Futbol bu. İyi günün olacak, kötü günün olacak, şansın olacak, şanssızın olacak, hakem hatası olacak, bir sürü şey olacak, faktör olacak ve sen çok üstün olmalarına rağmen kaybedeceksin kendinden çok zayıf bir takıma. Bunlar normal. Peki normal. Peki böyle mi kaybedeceksin? 90 dakikanın hiçbir bölümünde iyi oynamadan mı kaybedeceksin? Olumsuz bir skorla ve durumla karşılaştın, hiç mi reaksiyon veremeyeceksin? 10 dakika bile, 20 dakika bile mi bir reaksiyon veremeyeceksin? Bu burada bir sıkıntı var. Ya yani Galatasaray'da 3-0'dan sonraki Galatasaray'da da büyük sıkıntı var. Efendim 3-0'dan sonra maç zaten bitmişti. Ya olur muyum? Yarım saat süre vardı. Belki yine 3-0 bitecekti maç ama belki Galatasaray böyle çok üstün. Artık uyandı Galatasaray ama artık Kayserispor'un direnci, eksilen dakikalar yetmedi. Belki 3-1 bulsaydı farklı olabilirdi ama o top da direkten döndü, girmedi. Ya da Kayserispor kalecisi 2 tane inanılmaz top çıkardı. Belki o top çıkmasaydı belki farklı bir şey konuşuyor olabilirdik diyeceğimiz bir senaryo var mı? Ben görmedim öyle bir senaryo. Öyle bir yorum da görmedim. Herhangi bir Galatasaraylı'dan sosyal medyada da öyle bir şey görmedim.
şanssızlık diyen bir kişi yok. Kötü günümüzdeydik de demiyorlar. Yoktuk diyorlar gene. Rezil bir futbol diyorlar. E şimdi dönüyorsun teknik adama bakıyorsun. Biz iyiyiz diyor. Biraz oyuncularımız var diyor. Onlarla diyor devam etmeyeceğiz herhalde diyor. Yani ocağı adres ediyor. E kaçıncı Ocak bu? Kaçıncı Ağustos? Kaçıncı Ocak? Ocaklar bitmiyor. Ocaklar bitmediği gibi. Ya bir şey hocam, kaç oyuncu gitti kaç oyuncu geldi ya. Hayır. Yani o zaman bak, Fatih Terim olmak çok zor bir iş değilmiş. O zaman ben bugün şu yayını dinleyen herhangi bir Galatasaraylı'ya Fatih Terim apoletlerini vereyim. Elbet yani 10 kişi gönder, 10 kişi getir, 20 kişi gönder, 20 kişi de elbet bir 11 bulur. Elbet bir yetenekli kadro bulur. Elbet bir gün sınırsız da kredi ver. Tamam mı? 5 maç, 10 maç, 20 maç, 50 maç. Elbet sonunda kazanır. Elbet sonunda iyi top oynar. Bu marifet mi? Yani bu kadar oyuncu gelmiş, bu oyuncu gitmiş. Hala oyuncu getirecekseniz, hala bu oyuncunun içerisinden kimi göndereceğinizi daha bulamıyorsanız, habire 3 kişiye 5 kişiye fatura çıkartarak, o faturayı da rotasyona çıkartarak büyük teknik adam olunmuyor yani. Bugüne kadar yaptıklarınızda çok başarısız ama bugün artık belki de yaşlandınız. Belki de bugün formsuzsunuz. Bugün belki problem sizde. Ha bak bir şey söyleyeyim. Lazio maçında neler yaptığını gördük Galatasaray'ın. Bunu gene yapabilir. Galatasaray'ın bu potansiyeli var. Fatih Terim o kuramadığı iletişimi belki de kurmayı başaracak önümüzdeki günlerde. Belki de doğruları yapmaya başlayacak. Netice almaya başlayacak. Aldığı neticenin üzerine gidecek. Oradan bir 11 çıkartacak. Belki de toparlayacak. Bu ihtimal de yok değil. Fatih Terim'in olduğu yerde hele hiç yok değil yani. Çünkü Fatih Terim gibi gerçekten son derece kariyerli ve tecrübeli bir teknik adamdan bahsediyoruz. Elbette ki toparlayabilir Fatih Terim. Buradan bu iş dönmez, mümkün değil de demiyorum yani. Ama şu anki görüntüde Fatih Terim son derece başarısızdır. Ya bunu da itiraz etme yani, Fatih Terim dahil hiç kimse de itiraz edemez diye düşünüyorum. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçmekte. Biraz da gazetede yazılanları sizlere aktaracağım. Tunç Kayacı Fanatik Gazetesi'nde kısa mesaj olarak şöyle söylemiş. Skordan bağımsız olarak söylüyorum. Bugünkü futbolda savaşmadan, temaslı oynamadan maç kazanılmaz. Yaşı düşüreyim derken kalitede düşmüş anlaşılan. Fatih Hoca acilen kadro rotasyonunu bırakıp elindeki en iyi isimleri sonuna kadar 11'de kullanmalı. Bir ilave yapacağım. Bir başka kere, çaresi yok demiş Tunç Beyci. Bir kere Tunç tabii ki doğru söylemiş. Yani temaslı oyun, mücadele tartışılmaz ki Galatasaray'da çok eksik bu. Yani Galatasaray refleks vermiyor. İsyan etmesi lazım Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma ve yapmıyor bu isyanı. Sonradan gelen oyuncular da yapmıyor. Özellikle bu beni şaşırtıyor. Yani Fatih Terim soyunma odasında bir konuşma yaptığı zaman her zaman kariyeri boyunca bir refleks almıştır. Kenardan öyle iki kişi üç kişi birden değiştiği zaman öfkelendiği zaman kenarda Fatih Terim her zaman sahada oyunculardan bir refleks almıştır. Alamıyor son zamanda bunları. Üç kişi değiştiriyor, dört kişi değiştiriyor. Soyunma odasında bağırıyor, çağırıyor. Sahaya çıkıyor Galatasaray 5 dakika. Öyle olmaz. Yani dolayısıyla bir kere orada problem var. Galatasaray'ın isteğinde, arzusunda, enerjisinde problem var. Lazio maçı haricinde olumlu tek bir şey söyleyemiyoruz Galatasaray'la ilgili. Şimdi diğer konuya gelince Galatasaray'da yetenekli oyuncular var. Galatasaray'da yetenek çok düşmüş. Gençleştireceğiz derken çok yeteneksiz bir oyuncu grubu olmuş. Doğru değil. Yetenekli bir oyuncu grubu. Yani ben Morutsa'nın yeteneğini, Çıkadağ'ın yeteneğini, Kerem'in, Halil'in potansiyelini, yeteneğini ben önemsiyorum. Ön grupta bu oyuncular oynuyor. Şimdi orta sahada Berkan Taylan ikilisi bana göre en kolay oturabilecek ikili. Yani bugün Beşiktaş'ta tabii ki Josef de Souza, Atiba, oraya Pjanic geldi. Salih var falan filan. Beşiktaş çok zenginleştirdi özellikle Pjanic oraya ama yani Berkan Taylan Fenerbahçe'nin de arayıp bulamadığı bir şey şu anda. Hala elinde var Galatasaray. Yani Fenerbahçe'de hala Luis Gustavo'nun yanında kim olacak belli değil. Kim doğru oyuncu Luis Gustavo'nun yanında hala belli değil Fenerbahçe'de. Bu kadar transfer yapan Fenerbahçe'de. Ama Galatasaray'da Berkan Taylan bence orada ısrar edilse bence çok iyi bir ikili. Şimdi arka tarafı toparladığında Galatasaray ön tarafta son derece yetenekli, çabuk oynayacak, enerjik
Kerem, Halil, Feguli, Chicago, Morutsan, bir sürü oyuncu var. Berkan, Taylan, Emre'ler var. Emre Kılınçlar, bilmemler falan, bir sürü oyuncu var. Oğulcan geldi, bilmemler. Çok oyuncu var ve bunların hepsi yetenekli oyuncular. Bunlar yetenekli oyuncular. Bunların hangisini dört büyükler dışında hangi takıma koysan yıldız olur. Şimdi o yüzden burada problem Fatih Terim doğru bir kombinasyonu bulamadı ki onun üzerine gitsin ve o kendi arasında bir uyum sağlasın. Yani kendileri birbirleriyle bir anlaşsınlar. Her maç değişiyor. İlk 11 değişiyor. Sonradan girenler değişiyor. Bir çorba var ortada, anlatabiliyor muyum? Bu takım nasıl uyum sağlayacak? Nasıl bir arada oynama alışkanlığını elde edecek? Fatih Terim'in ideal, bu kadar zaman geçti. Ekim'e geldik ya, Eylül bitiyor. Bak Eylül bitiyor, Ekim'e geldik. Az zaman mı Ekim'e gelmek? Yani ligin yarısına yaklaşıyoruz. Bir yandan ligin başındayız, bir yandan da o kadar başında değiliz yani. Yani racon kesmek için erken. Kimin şampiyon olacağını söylemek için erken. Kimin küme düşeceğini söylemek için erken. Kimin ligden kopacağını, kimin ligde uzun soluklu bir kendi koyduğu hedefe sezon başında yürüyeceğini ya da sezon başında kendi adına koyduğu hedeften kopacağını söylemek için erken. Ama şunun için erken değil yani. Bu takımın zamana ihtiyacı var. Bu takımın oynayacağı futbol, ideal 11'i, bilmemesi, bunları biz daha belirleyemedik. Bu Ağustos'ta değiliz. Ekim'deyiz. Ekim'e geldik yani. Galatasaray takımının hala ilk 11'ini bugün 10 Galatasaraylı bağlansın şu yayına. Bugün yayın sonuna kadar. Onu da farklı 11 söyler. İlk 11 seviyesinde. Bırak sonradan girecek oyuncuları. Bırak hocanın kafasındaki BC planlarını. Fatih Terim'in de kafasında ideal bir 11 yok. Olmuş olmalıydı şu ana kadar. Onun üzerinde oynuyor olmalıydı. Yani o ideal 11'in üzerindeki ufak rotuşları yapıyor olmalıydı. Nüanslar üzerine kafa yoruyor olmalıydı. Ha bir yandan da beraber oynama alışkanlığıyla şunu da diyebilirdi. Bu takıma güvenin. Benim 11'im belli. Benim oyuncu grubum belli. B planım, C planım belli. Ben bunu ısrar ediyorum. Oynatıyorum. Üzerinde değişiklikler, oynamalar da yapıyorum tabii ki. Hiçbir şey statik değildir. Ama bunlar bir arada oynadıkça, maç yaptıkça, dakika aldıkça bu takım beraber oynama alışkanlığıyla beraber hem bireysel hem takım halinde çok farklı bir noktaya gelecek diyebilirdi o zaman Fatih Terim. Ama ortada takım yok. Hangi takım? Doğru işler yapıyoruz ama skor yanlış. Hangi doğru işler? Hangi oyuncu grubuyla? Hangi kombinasyon? Kim iki ileri üçlünüz, orta dörtlünüz, arkadaki dörtlünüz kim? Belli değil. Muslera hariç hiçbir şey belli değil takımda. Evet, Mehmet Ünlü bir mesaj atmış. Daha ligin 6. haftasında izlemiş. Takım gençleşti diyoruz ama takım yorgun diye bu şekilde rotasyon yapılıyor demiş. Bu takımın oturması, birbirine alışması için uzun süre aynı kadro ile oynaması gerekiyor. Yani o aynı zaman, kadro deyince ben aynen katılıyorum dinleyicimize ama aynı kadro deyince yani kalıp basma kalıp bir şey konuşmuyoruz. Tabii ki ufak dokunuşlar olacak. İlk 11 düzeninde de bir iki oyuncu değişir. Rollerin belli olması lazım. Rollerin belli olması lazım. Formasyonun belli olması lazım. Oyun sisteminin belli olması lazım. Bir de Ali, karakterin belli olması lazım. Yani Galatasaray savaşan takım, koşan takım, önde basan takım, rakibi rahatsız eden takım, rakibi çıkarmayan takım. Bu hep böyle. Bazen yapabiliyor, bazen yapamıyor ama yapmaya çalıştığı bu. Yapabildiği zaman Lazio'yu boğduğu gibi boğuyor, yapamadığı zaman Kayseri'ye mağlup oluyor. Tamam, futbol bu. Futbol bu. Lazio'yu yine yenip yine Kayseri'ye yenilebilirsin yani. Futbolda bunlar var. Bundan sonra da şampiyon da olabilirsin bunları yapıp. Hepsi var futbolda ama bir ne yapmaya çalıştığınla ilgili en azından herkesin bir fikri olması lazım. Ve bunun da genelde iki ileri bir geri, üç ileri bir geri olması lazım yani. Bir ileri üç geri değil. Performans olarak, takım performans olarak. Evet, Mehmet Demirkol, Terim acaba ne düşündü diye sormuş Fanatik gazetesinde. Herkes bunu soruyor. Muslera stoperle, stoperle onların ikisi de Asensio ile uyumlu değildi. Duruşlarında bir sorun yoktu belki ama oyunun iki yönünde de topla ilişkileri felaketti demiş. Kayseri 20. saniyede de net pozisyona girdi. 90+4'te de ve net bir şans vermedi demiş Galatasaray'a. Bak ben Mehmet Demirkol'un bu değerlendirmesini şimdi senden duyuyorum. Hiç görmedim. Ama seyretmediğim maçta, özetlerini seyrettiğim maçta, yorumlarını okuduğum maçta, istatistiğine baktığım, anlamaya çalıştığım bir karşılaşmada herkes ne söylüyorsa aynısı. Bir tek Fatih Terim ayrışıyor burada. Evet. Fatih Terim bir yerde, geri kalan herkes bir noktada. Yorumcusundan taraftarına, Barış'ından Ali'sine kadar herkes, bakıyorum, seyredeni seyretmeyeni bu.
Fanatik gazetesinin karşılaşma ile ilgili manşeti de paramparça olmuş Galatasaray için. Galatasaray orta sıralara kadar gerilerken oynadığı futbolla da bundan sonrası için ümit vermiyor demiş Fanatik gazetesi. Mesela bak sen konuşurken önümüzde televizyon ekranları var bir sürü. Orada her biri farklı kanal, her biri farklı bir şey gösteriyor. Tabii sabah gazete manşetleri falan filan genelde televizyonlarda da olduğu için spor kanallarında vesaire. Onları da görüyorum bir yandan. Ki hiçbirine bakmadım. Şimdi televizyondan görüyorum, senin okuduklarından görüyorum. Bir tanesinde yine bir Fatih Terim'den bir alıntı. Az önce ekranda gözüme çarptı. Biz asla pes etmeyiz. Müthiş bir Galatasaray gelecek diyor. Müthiş bir Galatasaray gelecek. Bak şimdi mesela şu anda hani yanlışlar var. Hiçbir şey doğru gitmiyor. Biz bunları düzelteceğiz. Daha iyi olacağız. Başka bir şey. 1 Ocak ve sonrasını söylüyor. Müthiş, şimdi, müthiş bir Galatasaray gelecek. Tam bir siyasetçi lafı. Bir teknik adam lafı değil. Ya çünkü şu anda müthiş bir Galatasaray diyecek. Bir elinde hiçbir şey yok. Yani biz bugün kötüyüz ama düzeleceğiz, daha iyi olacağız. Biraz yani hedef koyarken ve umut verirken bile taraftara kademeli verirsin bunu, anlıyor musun? Kademeli verirsin. Yani mesela ne bileyim, sen diyelim ki şimdi teşbihte hata olmaz. Şimdi Galatasaray benzetmesi yapmak için söylemiyorum. Sen diyelim ki bir Afrika ülkesisin. Ve ekonomin çok kötü. Halkın çok büyük bir şey içerisinde. Ekonomik darlık içerisinde, yoksulluk, fakirlik, her şey var, hastalık var, sağlık yok, bilmem, eğitim çok kötü, para yok, ondan sonra ve sen iktidara geliyorsun, diyorsun ki bir şunu diyorsun, evet daha iyi olacağız, önümüzdeki dönemde ekonomimizi de düzelteceğiz, sağlık sektöründe yatırımlar yapacağız, eğitimi düzelteceğiz, bize biraz zaman verin, işte futbol takımı bir ay istiyorsa iktidar koskoca bir ülke için 5 yıl istesin, tamam mı? Bize 5 yıl verin, daha iyi olacağız, halkımızı daha refah içinde daha kaliteli bir hayat getireceğiz diyebilirsin. Bu bir siyasi söylemdir. Ama sen aynı durumda bir ülkeye, dünya 5 senede dünya lideri olacağız. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacağız. Dünyada sözü geçen 5 ülkeden biri olacağız. Ya dur bir önce bir ayağa kalkalım. Ondan sonra koşarız. Ya böyle bir şey olmaz. Şimdi burada da teşbih hata olmaz. Örneği biraz şey verdim ama yani Fatih Terim'in şu gün Galatasaray'la ilgili yorum yaparken, umut vaderken bile müthiş bir Galatasaray olacak demesi biraz boş bir siyasi söylem gibi geliyor bana. Tamamen insanların ruhunu doyuracak. Tamamen insanları etkilesin, bu lafla bunlar idare etsinler diye oyalamak için söylenmiş bir şey gibi geliyor. Dese ki Fatih Hoca onun yerine müthiş bir Galatasaray uçacak kaçacak diyeceğine, şu anda istediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz ama önümüzdeki her gün eskisinden daha iyi olacak. Merak etmesinler, düzeleceğiz. Ve zaman içinde istenen Galatasaray ortaya çıkacak, bize biraz daha zaman lazım dese mesela, çok daha ayağa yere basan bir şey olur, vaat olur bu. Ama öbür türlü merak etmesinler, her şey çok güzel, müthiş bir Galatasaray geliyor. Önce bir Galatasaray gelsin, sonra müthiş Galatasaray'ı konuşuruz. Ama önce bir Galatasaray gelsin. Ortada bir Galatasaray yok şu anda. Evet, o yüzden de birazcık boş vaat gibi geliyor bana. Birazcık böyle siyasetçiler söyleyelim şimdi, sonra oyları alalım da sonra boş ver. Oyları alıp bir iktidara gelelim. Ondan sonrasını herkes nasıl yapıyorsa biz de öyle yaparız gibi birazcık olmaya başladı. Birazcık siyasetçi gibi konuşmaya başladı Fatih Hoca. Fotomaç gazetesi Aslan ağır yaralı demiş. Terim'in riske girip rotasyona gitmesinin faturası ağır oldu. Galatasaray Kayseri'ye 3-0 yenilerek taraftarını yine hüsrana uğrattı demiş Fotomaç gazetesi. 8.15 saatlerimiz. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aradan sonra telefon hattını açacağız. 0212 363 0434. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Kısa bir araya gittik geldik. 8.19 yaptık saatleri. Az önce söylediğim gibi telefon hattını da açtık. 0212 363 0434. Aynı zamanda radyospor.com, Twitter'da Ali Erim ve Barış Ertuğrul adreslerinden bizlere mesajları gönderebilirsiniz.
Tuna demiş ki 1 Ocak diyerek 5. dönem üst üste yine transferi mi işaret ediyor Fatih Terim. Bu da dün konuşulan konulardan bir tanesiydi. Kapalı tribünde günaydın abi demiş. Kayseri taraftarını çok beğendim. Resmen mahalle baskısı yapıyorlar demiş. İç sahada Kayseri Spor bayağı can yakabilir. Dinleyicimiz telefon attığında günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Barış Bey günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. 35 yaşındayım. Ankara'dan arıyorum, ismim Muammer. İşletmecilik yapıyorum. İyi bir Galatasaray taraftarı olduğumu düşünüyorum. Buyurun. Bugün sizin de söyledikleriniz dışında söylemek istediğim, eklemek istediğim birkaç şey olacak. Dinliyoruz. Öncelikle beni tüm Galatasaraylar sabah dinliyorlar şimdi. Ben 35 yaşındayım ve futbola dair Galatasaray'da hatırladığım ne sevinç varsa bunların içinde gerçekten Fatih Terim var. Hı hı. Bu yatsınamaz bir şey bir Galatasaraylı için. Oğlum doğduğunda da ilk önce Fatih Terim imzalı formayı astım odasına. İlk yaptığım şey buydu. Evet. Ama gelinen noktada, şimdi dünkü maçı da izledikten sonra söylüyorum. Biz lisedeyken meşhur bir lise takımımız vardı. İnanın bizim bile bir kornerde, bir duran topta ne yapacağımız belliydi. Hocalarımız kenardan izlerken bu takım kornerde şunu yapacak diye bilirdi. Hatta diğer lise takımları bile bize bu konuda önlem alırdı ama dün Galatasaray'ı izliyorum. Yanılıyorsam söyleyin. Ali Bey siz maçı izlemişsinizdir. İnanın bir organizasyon yok. Ve en çok dikkatimi çeken ve beni üzen Fatih Terim'e dair. Geçen sene Ali Samiye'nin zemininden başlayarak maç sonlarında zemin, rotasyon, yorgunluk, 3 günde bir maç, pazar çarşamba maçları diyerek bence sahada gereğini yapmayan futbolcuların ağzına da bir malzeme, bir bahane veriyor gibi geliyor bana. Hemen hatırlayın, Samiye'nin zeminine atıfta bulunduğu maçtan sonra bir hafta sonra Belhanda'da bence Fatih Terim'in biraz abiyane tavırla, tabirle gazına gelip işte kontratından oldu. Bence bilmiyorum, Fatih Terim biraz maç sonrası konuşmalarında, maç öncesi konuşmalarında biraz saha dışı etkenleri fazla dile getiriyor gibi geliyorum. Bence futbolcuları etkileyen de bu oluyor. Motivasyonlarını etkiliyor diye düşünüyorum. Onlara bir bahane oluyor diye düşünüyorum. Umarım bu genç oyunculara gösterilen sabır bir an önce karşılığını bulur. Ama beni en çok üzen hala sahada en ufak bir planımızın, programımızın olmayışı. Bu takımın santraforu kim bilmiyoruz. Mustafa Muhammed'in geldiği dönemi hatırlıyoruz. Harika bir giriş. Ama sanki bu yıldız futbolculardan, siz bahsettiniz bugün hangi büyük takıma gittiler, yıldız olurlar gerçekten. Sanki bu adamlardan biz gerekli verimi alamıyoruz gibi geliyor bana. Birinci santrafor dediğimiz Mustafa Muhammed Bordo transferinden direkten dönüyor, tekrar geliyor. Hangi plan, hangi programla bu kadro yapılıyor inanın bilmiyorum. Yani güvendiğim tek bir şey var. Galatasaray formatının ağırlığı şu an. Umarım Fatih Terim de eleştirileri olumlu yönde alır. Taraftarımız da Fatih Terim'i eleştiren renktaşlarına Galatasaray haini, Fatih Terim'i yalnız bırakan hain gözüyle bakmazlar. Çünkü eleştiriyi zamanında ve yerinde yapmazsak en büyük zararı yine Fatih Terim hocamıza ve Galatasaray'a veririz diye düşünüyorum. Burada size şöyle, ben de size, biz de teşekkür ediyoruz. Ben de size şöyle bir ilave edeyim. Siz de onunla beraber toplar kapatırsınız. Yani burada ben de eleştirdim. Yani burada eleştirilmesi gereken kişinin Fatih Terim olduğu yönünde konuşmak için konuştum bunları. Bu şu demekte değil. Yani bir başka bir Galatasaray'da bağlansa dese ki yani çözümünüz nedir? Fatih Terim'i göndermek mi dese, ya da Fatih Terim istifası mı yani dese falan. Asla bu değil. Çünkü bugün Fatih Terim'in sizin söylediğiniz, eğer bu takım toparlanacaksa bir ideal, bir 11 ve belli bir oyun formasyonu, bir sistem, bir düzen, bir kadro uyumu ve istikrarı elde edip de tekrar hedeflerini oynayacaksa Galatasaray, bunu yapacak kişi yine Fatih Terim. Ama önce bir aynaya kendisinin bakması gerekiyor. Hataları kendisinin araması gerekiyor Fatih Hoca'nın. Neyi yapıyorum da ne netice alamıyorum, eskiden alıyordum da artık alamıyorum netice diye. Her türlü kendisini bir gözden geçirmesi gerekiyor. Yoksa şu an Galatasaray için teknik adam değiştirmek
bu sezonu çöpe atmak anlamına gelir. Yani Fatih Terim'den ayrılacak zaman geçti. Bunu Burak Elmas önümüzdeki sezon ve ondan sonraki sezonlarda kontratıyla beraber Fatih Terim'i performansını değerlendirir. Ama bugün Ekim ayında yeni bir sezona girilmiş, yeni bir yola çıkılmış, yeni bir yönetim Fatih Hoca ile beraber el ele gelmiş. Bir kere bu sezon öyle ya da böyle Fatih Hoca ile bitecek. Bu işi de toparlayacaksa gene Fatih Hoca toparlayacak. Burada hani hocanın kellesi falan istenmiyor. Eleştiriler de bu yönde değil. Ama Galatasaray düzelecekse Fatih Terim'den başlaması lazım düzelmeye. Bunu söylüyorum. Hatırlarsanız mevki hocalarımız vardı. Albert Riera, Necati Ateş, Selçuk Unan böyle başlamışlardı geçen yıl. Şimdi bakıyoruz, hücum oyuncularımızı eğitecek, onlara yol gösterecek bir Necati Ateş var. Emre Kılıncı izliyoruz. İnanın yani Sivas Spor'da çektiği şutların bir tanesini denemiyor Galatasaray'da. Yani bu çok garip geliyor bana. Gerekli verimi alamıyoruz. Umarım her şey yoluna girer. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah düzelir. Sağ olun. Evet, dinleyicimizin görüşleri bu şekildeydi. Şimdi telefon hattımız açık dedik. 0212 363 04 34. Buçuk reklamına gitmeden önce bir dinleyicimizi daha alalım. Hakan bir dinleyicimizi daha alsın. O ara ben de gazetelerde farklı bir haber var mı diye bakıyorum. Galatasaray'ın Kayseri deplasmanı ile alakalı olarak eğer görürsem onu size aktaracağım. Galatasaray'da aslında 3 aşağı 5 yukarı gazetelerde yapılan yorumlar bile aynı. Onu da söylemek gerekiyor. Şimdi Hürriyet gazetesine geldim. Hürriyet gazetesinde yine Fatih Terim'in Ocak'ta müthiş Galatasaray geliyor sözleri ön plana çıkarılmış. Evet, dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar. Buyurun. Adım Savaş, Sakarya'dan arıyorum. 32 yaşındayım. Yaklaşık Barış abi 11-12 yıllık radyospor dinleyicisiyim. Sizi sağ çok olun, seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu 12 yıllık süre içerisinde radyosporu 2 defa aradım. Bu da 3 oldu. Peki. Sağ olun. Dinlemeye başladığımız zamanlarda Barış Ertuğrul o zaman 35 yaşındaydı. Şimdi 50 yaşına geldi. Evlendi. Çocuğu oldu. Evet. Çok sevdiğimiz yayıncılar oldu. Selçuk Aytekin oldu. İşte Serhat Tatlı oldu. Futbol Center oldu. Çok seviyorduk. Barış abi son dönemde de Atilla Türker. Evet. Özellikle bunu size söylemek istiyorum. Atilla abiyi sadece çarşamba günü 50 dakika sesini duymak yetmiyor. Kendisini daha uzun süre dinlemek istiyorum. Bu konudaki görüşlerinizi de dikkate alırsanız peki, çok sevinirim. Peki, teşekkür ediyoruz teveccühünüz için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Onun dışında? Onun dışında Barış abi dedim 2 sene önce sizi aramıştım hatta Sakarya'dan aslında beden eğitimi öğretmeni olduğumu. Tamam, ama şimdi beden eğitimi öğretmeni deyince hatırladım, evet. Kağıt topladığımı söylemiştim. Şükür o günleri atlattık. Şu anda kurumsal bir spor salonunda çalışıyorum. Sizi sürekli dinliyorum. Sizi çok seviyorum Barış çok abi. Çok mutlu olduk biz de. Umarım uzun yıllar yine böyle zaman zaman konuşarak karşılıklı dolaylı da olsa bir iletişimimiz olur. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok seviyorum. Dediğim gibi Atilla abi konusundaki görüşlerimizi dikkat alırsanız çok sevinirim Barış abi. Daha tamam. Çok sesini duymak istiyoruz. Tamam. İyi günler sağ olun. Diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de yayın akışımızda yani böyle teveccühler programcılarımızla ilgili, programlarımızla, formatlarımızla ilgili böyle tabii ki eleştiriden çok övgü almak bizim de hoşumuza gidiyor. Eleştirecek taraflarımız da muhakkak ki olacak ve oluyor. Ama bir programımızın daha fazla yayında olmasının istenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bunu her zaman yapamıyoruz. Çünkü bir sürü dengeler var. Atilla Türker'in kendi yoğunluğu var. Yaptığı yayının bir formatı var. Bir kuşak programı olmaya müsait de değil bir yandan ama kuşak program yorumcusu da olur mu Atilla Türker alasını yapar. Bunların hepsi farklı farklı. Şirket içi dengeler, yayın politikası, yayın içindeki yani yayıncıların yoğunluğu bir sürü dengelerle alakalı. Ama Atilla Türker bizim hem radyo sporda hem ajans sporda bir kere duayen bir gazeteci, yürekli, dürüst, gerçek gazeteci, gerçek yayıncı. Dolayısıyla yani günümüzde pek kalmayan insanlardan meziyetleriyle birlikte anlayabiliyorsunuz söylediklerimi. Dolayısıyla biz zaten Atilla Türker'le gurur duyuyoruz. Aldığı ödüllerle de bizi ayrıca gururlandırıyor. Varlığıyla da gururlandırıyor Atilla abi. Sağ olsun hem ajans spordaki yazılarıyla hem de radyo spordaki programlarıyla gerçek anlamda habercilik yapıyor, yayıncılık yapıyor, sorguluyor ve cesur bir şekilde de Türk sporunun daha iyi olması için
bir araştırmacı, bir gazeteci olarak belgeleriyle, bilgileriyle gerçekten fıç olmasa farklı bir yönden topluma ışık tutuyor. İnsanların kafasında sorular sorulmasına, cevaplar aranmasına sebep oluyor. Bunun kulüpler seviyesinde de, ülke futbolu seviyesinde de sonuçlarını da açık söylemek gerekirse görüyoruz. O bakımdan Atilla Türker adına da diğer arkadaşlar, Atilla Türker'le beraber başta Mert olmak üzere mesai veren diğer arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Hürriyet gazetesi hayaller 3 yıl, gerçekler çöküş demiş. Karşılaşmayla ilgili manşetinde 25 milyon euroluk gençlik operasyonu yapan Galatasaray Kayseri'de yenilip ligde üst üste 4. maçta da kazanamadı. Ve Galatasaray'ın kabus dolu gecesi alt manşette bu. Galatasaray Fatih Terim'le ilk kez üst üste 2 Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti. Kayseri'de ilk defa yenildi. Rakibinden en fazla gol yediği karşılaşmayı oynadı. Ve bu sezon ligde en az isabetli şut çektiği maçı oynadı. Sadece 2 isabetli şut bulabildi demiş. Şimdi tabii bugün yani üst üste puan kayıpları ligde ve farklı mağlubiyetle ve çok kötü bir futbolla biten bir karşılaşma. Bunun üzerine tabii gazete okumak, bunun üzerine dinleyici almak, bunun üzerine istatistik okumak, bunlar gecenin en karanlık olduğu anda bol bol bunu yapabilirsin ve sadece bir karamsarlık çıkar ortaya. Peki ne yapılması lazım? Herkesin de farklı bir fikri vardır. Bunun tabii bu işin en ustası, tecrübelisi ve sonuçta yetkinin de elinde olan kişi olarak ve işin içinde yaşayan kişi olarak da tabii ki en doğru formülü arayıp bulmakla hem yükümlü olan hem de bunu yapacak yetkinlikte olan kişi de Fatih Terim. Ama bizim de bir fikirlerimiz var. Her bir Galatasaray taraftarının da ayrı bir fikri var. Ne yapılması lazım? Bundan sonrasıyla ilgili peki yani bu oldu, bu oldu, şu oldu, bu durumdayız, şu durum dayız işte en farklı bilmem ne ilk golünü ama işte attı, ilk bu kadar patırtı kopmasının sebebi Galatasaray'ın 3 sezondur aynı şeylerle uğraşıyor olması değil mi? İşte tabii ki öyle. Hani onun için de o istikrarı bir türlü yakalayamaması, belli bir yola girmemiş olması Galatasaray'ın insanları asıl gelecekle ilgili endişelendiren bu. Biz nereye gidiyoruz? Yani bizim yolumuz nedir? Biz sabrederiz, biz bekleriz. Yani Galatasaray çok büyük sabırsızlık yaşayacak. Geçmişinde büyük başarısızlıklar da yok yani. Şurada en son ne zaman şampiyon oldu Galatasaray? 2 sene önce. 2 sene önce ya. 2 sene bir şey mi yani? Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olmuyor. Ki hiç alışık değil Fenerbahçe yani. Dolayısıyla sabırsız davranacak, isyan edecek bir durumu da yok Galatasaray taraftarının. Mesela Fatih Hoca, evet, oyuncu bireysel anlamda oyunculara yönelik yapılan konusunda şeyler konusunda çok haklı Fatih Terim. Yani taraftarımızın maç oynanırken özellikle bunu yapmaması lazım dediğinde haklı. Ama taraftarın genel anlamda söylüyorum. Yani yetkinin üzerinden, onun üzerinden, üzerinden değil. Genel anlamda söylüyorum. Sabırsızlığını iyi okumak lazım. Galatasaray takımı çok uzun zamandır sportif başarıdan uzaklaştı da bunun bir patlama noktasına geldiği bir görüntü yok. Fenerbahçe'de bak o var ama Galatasaray'da o yok. Ama Galatasaray taraftarını kızdıran nedir? Galatasaray taraftarını endişeye sevk eden nedir? Galatasaray taraftarı ışık görmüyor. Biz ne yapıyoruz belli değil diyor Galatasaray taraftarı. Belki bunu burada çıkıp çok fazla ifşa etmek istemezler bir yayın organında. Ama benim dışarıda gördüğüm, konuştuğum, tanıdığım her yaştan, her seviyeden, her farklı bakış açısından Galatasaray taraftarında ileriye dönük umut kalmamış. Ama Fatih Hoca diyor ki müthiş bir Galatasaray. Yani öyle böyle değil diyor yani. Uçacağız kaçacağız. Yani önce bir doğru bir şey yapıyor. Ondan sonra bir adım sonrası. Onun için orada müthiş bir vaat verme. Yani zaten 8-10 pozisyon bulduk. Hani sırf Fatih Terim'i dinlesen Galatasaray sahada futbolda her şeyi yapmış ama sadece futbol şansı yanında değilmiş ve skor gerçekleri çok. Onun için de her şey yolunda merak etmişler gibi bir gün. Hayır. 3-0 futbolu yansıtıyor. Yani 3-0 biten karşılaşma kazanan takımın üstünlüğünü yansıtıyor bence. Pozisyon zenginliği olarak da oyunun genelinde ne yaptığını bilen daha değerli toplu topun arkasında takım görüntüsünü çok net pozisyon da vermedi Kayserispor yani. Verse görürdük yani özetlerde de yok. O bakımdan bence umutsuzluk, bir plansızlık, bir savrulmuşluk duygusu var Galatasaraylılarda. Biz savruluyoruz diyor Galatasaray mesela. Dolayısıyla bir kere herkesin de farklı fikri olacaktır. Mesela benim şahsi fikrimde Galatasaray'ın çok acil şekilde Morutsan, Kerem, Halil ileride bu oyuncularla özellikle yanına Feghouli girebilir ya da ne bileyim sakatlığa, form durumuna göre bir iki oyuncu değişebilir ama temelinde şu kadrodan ne çıkar dersen bir sürü şey çıkar bu kadrodan. Bence Galatasaray
yetenekli ve geniş bir kadro. Çok da para harcandı. Dolayısıyla olmadı bu oyuncular, 5-6 oyuncu almamız lazım falan. Kusura bakmasınlar bunu söyleyenler. İşimizi biz yapamadık. O zaman biz istifamızı verelim demeleri gerekir, o lafı diyeceklerini. O yüzden hiç demeyi düşünmesinler. Bu kadro bence Türkiye'de şampiyonla oynayacak bir kadro. Dolayısıyla bence Morutsan, Çikardao, Kerem, Halil üzerine gitmeleri lazım. Berkan ve Taylan üzerine gitmeleri lazım. Arka tarafta Muslera'nın önünde iki dörtlüyle alakalı fazla bir şey söylemiyorum. Orada çözüm biraz daha karışık. Ama en azından ön tarafta Galatasaray'ın hangi oyuncularda ısrar edip önde baskı yapan, hareketli oynayan, enerjik, genç ama yetenekli oyunculardan kurulu ileride böyle bir formasyona bir kere mutlaka 4-2-3-1 düzeninde de çok oynamadan bir kere bu ideal 11 düzeninde ısrar etmesi lazım. Bir sakatlık vesaire, kart durumu falan hariç. Bu ısrarıyla Lazio maçını referans alan oyun karakteri olarak, yani rakibi rahat çıkartmayan, sürekli temaslı ve rakibe yakın oynayan, rakibin kolay top yapmasını, set hücumuna rahat çıkmasını engelleyecek öndeki baskıyı, illa böyle sürekli pres falan, böyle çok yorucu şeyden bahsetmiyorum ama önde baskı yapan ve kazandığı topla da çok hareketli ayağı paslarla, işte Kerem gibi, Morutsan gibi, Çikardao gibi ve önde Halil'le özellikle pozisyon zenginliği arayan, çoğalan rakip cihazası civarında hem sıfıra inerek içeriye orta yapan, hem içeri kat ederek adam eksiltecek, içeriye bir anda penetre edecek koşuları ve driplingleri yapabilen, hem orta yapabilen, hem çizgiye inip içeriye kesebilen, o rakip cihazasını karıştırabilecek ve orada çok oyuncuyla bulunabilecek bir kadro hüviyeti. Bu bana göre şu anki Galatasaray'da Berkan Taylan, onun önünde Kerem, Morutsan, Çikardao ve önde Halil şeklinde olabilir. Feghouli burayı rotasyonda burayı takviye edebilir. Diğer oyuncular ondan sonra gelir diye düşünüyorum. Ama bu benim fikrim. Herkes farklı oyuncular. Ama bunun en doğrusunu bulacak olan da Fatih Terim. Ama önce Fatih Terim bir karar vermesi lazım. Bir gün Morutsan'a el atıyor, bir gün Kerem'e el atıyor, bir gün Feghouli, bir gün Babel diyor, bir gün Halil diyor, bir gün Mustafa Muhammed diyor. Böyle takım olunmaz. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.43 yaptık saatleri. Radyo Spor'da Kayseri Spor Galatasaray mücadelesini geniş olarak konuştuk. Telefon hattımız da açık. 0212 363 04 34. Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Artık yavaş yavaş başka haberlere de geçiyoruz. Beşiktaş'la ilgili Beşiktaşları üzecek bir haber daha geldi. Raşit Gezal'in hepinizin bildiği gibi Altay maçında oynaması beklenmiyordu ama Raşit Gezal'e Batshuayi de eklendi. Böylece Beşiktaş'ın Altay deplasmanında 7 sakat bir de cezalı oyuncusu oldu. Beşiktaş tam 8 oyuncusundan Altay deplasmanında faydalanamayacak. Vida'nın sakatlığı devam ediyor. Mehmet Topal, Necip, Enkudu, Teixeira, Gezal ve Batshuayi Beşiktaş'ın diğer sakat oyuncuları. Rozier de kırmızı kart cezalısı. Beşiktaş formda Altay karşısında
deplasmanda oldukça eksik bir takımla mücadele edecek. Cuma günü yeni haftanın ilk maçı olacak ve Beşiktaş bu karşılaşmanın ardından da Ajax'la oynayacak. Ajax maçından sonra da Sivas Spor'u kendi sahasında ağırlayarak milli araya girecek. Beşiktaş'ın önünde 3 tane zorlu karşılaşma var. Belki Beşiktaş tam kadro olsa daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Ama bu sakat oyuncular Beşiktaş'ın ciddi şekilde gücünü azaltacak gibi gözükmekte. Zannedersen bir dinleyici daha var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, kimle görüşüyoruz? Adım Tolgahan, İzmir'den arıyorum. Buyurun. Fatih Terim'le ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Ondan evvel İzmir'de Tolga Bey, mesleğiniz ya da işiniz ve yaşınız da alırsanız bir profil çıkar hiç olmazsa dinleyenler için ortaya. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde. Buyurun. Endüstri mühendisiyim. Tamam. Yaşınız? Fenerbahçe'de çalışıyorum. Yaşınız? Fenerbahçe taraftarıyım. Her sabah sizi dinliyorum. Sağ olun. Kaç yaşındasınız Tolga Bey? 28 yaşındasınız. Peki, endüstri mühendisi 28 yaşında İzmir'den Tolga Bey. Buyurun, Galatasaray'a gibi konuşmak istemiştiniz. Evet, Fenerbahçe'yim ama dün akşam Galatasaray maçını canlı oturdum izledim. Galatasaray maçlarını özellikle izliyorum. Bu genç kadrodan dolayı Fatih Terim ne yapmaya çalışıyor diye bakmaya çalışıyorum. Peki. Vitor Pereira'yı da merakla izliyorum. Çünkü yeni bir sistem 3-4-3 vs. Evet. Fatih Terim'le ilgili şöyle bir yorumum olacak. Galatasaraylı arkadaşlarıma da aktarıyorum. Yani Fatih Terim'den bu saatten sonra Galatasaray'ın bir şey çıkarması bana çok olası gelmiyor. Artık Şenol Güneş'le birlikte yani biraz vadesi dolmuş, modern futbolu anlamayan, yani Galatasaray maçlarını özellikle izleyince bir taktik, bir ne yapmaya çalıştığını bilen bir takım yok. Yani mesela dün akşam topu kim çıkarmaya çalışıyor savunmadan? Hani savunmada topu alan adam kim? Nelson mu bu işi yapıyor? Yoksa yanına koyduğu Alparslan mı yapıyor? Yedlin mi yapıyor? Yani... oyun planının başlangıcı ne? Sonrasında Asuncao gelip topu alıp o mu dağıtacak? Yani ben Fatih Terim'in biraz böyle motivasyonla ve bireysel yeteneklerle başarılı olmuş bir hoca olduğunu düşünüyorum. Şu anda da genç bir kadro kurup daha önceki başarılarını bu kadroyla tekrarlamasının zor olduğunu düşünüyorum. Yani Babel gibi, Feguli gibi bunların gençliğini varsayalım. Böyle oyuncuların gençliği yani yıldız olma potansiyeli ya daha doğrusu yıldızlığını daha önceden göstermiş başka takımlarda futbolcularla daha başarılı olabilir. Ya bu genç kadroyu kurdu Fatih Terim ama bence bu takımın hocası değil. Bu takımın hocası daha farklı, daha genç, daha vizyonlu bir hoca olabilir. Atıyorum Sporting Lisbon'un hocası Ruben Amorim olabilir. Adam 38 yaşında orada farklı bir sistemle Lisbon'u şampiyon yaptı biliyorsunuz. Yani biraz artık Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in bunların Türk futbolundan yavaş yavaş çekilmesi gerektiğini. Mustafa Hoca zaten çok yaşlı. O artık 6 ayda bir jübile yapıyor. Ama bizim artık Sergen Yalçın, işte ne bileyim arkadan gelen daha genç hocalara şans vermemiz lazım. Bu Türk olması da önemli değil. Yabancı da olabilir. Yani bu ligin marka değerini yükseltmek için bizim daha hevesli, daha başarıya aç insanlarla çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki, sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu genç hoca meselesi. Şimdi mesela tabii şu anda Fatih Terim mesela bugün itibariyle ben Galatasaray'ın başkanıysam Fatih Terim'le yollar ayırmayı düşünmem. Yani bu noktada ciddi bir kaosla sürüklenir Galatasaray. Elinde iyi bir oyuncu grubu var ve Fatih Terim'in bu takımı düzeltmesini, toparlaması, ayağa kalmasını beklerim. Ama Fatih Hoca'yla bir toplantı da yaparım. Neye ihtiyacım var diye. Şimdi, yeni oyuncu derse? Yeni oyuncu derse hoca kusura bakma derim. Yani yeni oyuncu yeni, o zaman Fatih Terim olmanın ne manası var? Sürekli oyuncu istedikten sonra o zaman Fatih Terim değil herkes yapar bu işi diye de bir tepki gösteririm. Yani bu kadar para harcadık, bu kadar takım kurduk hala oyuncu diyorsan kusura bakma hocam. Sen bir aynaya bak diye de o zaman bir başkanın da biraz sertleşmesi lazım. Yapabilir mi başkan bunu bilmem ama başkan olan yapması lazım. Dolayısıyla yani Fatih Hoca'nın da biraz bu kadar hesap sorulmayan, sorgulanmayan sınırsız bir kredi. Ben bunu çok evvel söyledim. Sınırsız kredi diye bir şey yoktur diye. Fatih Terim için de söyledim. Başkaları için de söyledim. Hep yadırganıyor onlar çok güçlüyken bu söylemler ama şimdi benim dediklerimi dikkate alırlarsa iyi olur. Sınırsız kredi hiç kimsede yoktur. Olmamalıdır da bu arada yani.
sorgulanmayan, hesap sorulmayan hiçbir yapı uzun süre başarılı kalamaz. Onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla sürdürülebilir başarı istiyorsanız mutlaka şeffaf, sürdürülebilir ve şeffaf, sorgulanabilir, hesap sorulabilir. Hep teyakkuzda olmasını temin edeceğiniz yapılar içerisinde götürmeniz lazım. Şirket yönetirken de, kulüp yönetirken de, ülke yönetirken de. Aksi takdirde başarısızlık, o başarısızlığa giden yolda da yolsuzluk, usulsüzlük, özensizlik, vurdum duymazlık, ben yaptım olduğu anlayışı vesaire, bunlar başarısızlığın yolundaki taşlardır. Bu taşların da kaynağı sorgulanmayan, hesap sorulmayan yapılardır. Yani bu kulüp, spor kulübünde de, şirkette de böyledir. Büyük yapılarda da, koskoca devletlerde de böyledir tarihe bakarsanız. Dolayısıyla bunu zaten ben çok uzağında söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada Fatih Hoca ile bu işi çözmek gerekiyor. Bu sene itibariyle, ha önümüzdeki sene veya birkaç sene içerisindeki Galatasaray yapılanmasını konuşuyorsanız, ben sadece Galatasaray değil bütün kulüplerde, bunu milli takım düzeyinde de konuştuk geçtiğimiz günlerde, ben de daha artık genç teknik adamlara dünyanın döndüğünü, ne kadar tecrübeli, ne kadar kaliteli, ne kadar usta, duayen spor adamları, teknik adamlar da olsalar, artık 65-70 yaş üstü, 60 yaş hatta üstündeki teknik adamların miatlarını yavaş yavaş doldurdukları. Yani ben bu yönde düşünüyorum. Katılmayabilirsiniz ama benim düşüncem bu. Bunu da en büyük dayanağım da şu. Değişen futbola adapte olma falandan da önemlisi. Hani futbol değişiyor. Futbolun kriterleri, efendim antrenman metodolojisinden tutun da maç içi müdahalelerine kadar. Futbol artık daha farklı bir oyun. Stratejisiyle, antrenman programlarıyla, performans kriterleriyle, saha içi varyasyonlarıyla, savunma, hücum, geçişler vesaire, her şeyle futbol daha farklı bir oyun demenin de ötesinde ve buna dolayısıyla eski nesil daha zor adapte oluyor. Kendi eski bildikleriyle devam ediyor. Yeniliklere çok açık değiller ve bu futboldaki değişimi, dönüşümü çok benimseyemiyorlar. Takımlarına da anlatamıyorlar. Noktasında bir eleştiri var. Haklı bir eleştiri. Ama bunun bir adım ötesinde artık futbolcu grubuyla yönetenlerin yaşları uzaklaştıkça, nesil girdikçe araya, iletişim, o oyuncuları motive etmek ve az önce anlattığım değişen futbola onları adapte olmaları ve onları geliştirme konusunda da onlarla aynı dili konuşmak zorlaşıyor. Yani 20'li yaşlardaki bugün oyuncular artık 30 yaş üstünü yaşlı kabul ediyorlar, biliyorsunuz. 20'li yaşlar artık ideal. Dolayısıyla 20'li yaşlardaki oyuncularla 60 küsur yaşındaki, 70 küsur yaşındaki teknik adamların 50 sene, 45 sene fark olan yaşanmışlık bakımından bir kere, her şeyden evvel, ve çağı yaşamak noktasında. Yani bu 21. yüzyılda yaşanan bir hayat var yani. Bu sporcular da uzaydan gelmiyorlar, sadece antrenmanda değiller. Bunlar da bir hayat yaşıyorlar. Bunların da kız arkadaşları var, telefonla, teknolojiyle yakınlıkları var, ev hayatları farklı, sosyal hayatları farklı, hayata bakışları farklı, hayatı sorgulayışları farklı, kendi hayatlarıyla ilgili beklentileri farklı, ekonomik tasarrufları farklı. Yani çağ değiştikçe yeni gelen nesil hayata da çok farklı bakıyor ve hayata çok farklı yaşıyor. Ve bunu da yaş, aramızdaki yaş açıldıkça, biz ne kadar adapte olmaya çalışsak da, ben de mesela kendi adıma konuşayım. Yani radyo düzeyinde de bunu söylediğinde, artık 50 yaşına geldiğinde sen de artık, yani 20 yaşında, 22 yaşındaki çalışanlar istihdam ettiğinde, yeni gençler, üniversite mezunu vesaire sana gelip geldiğinde, artık ben de diyalog kurmakta 20 sene öncesine göre daha yetersizim. Onların dünyaları daha farklı. Ne kadar adapte olmaya ve genç kalmaya çalışsam da ruhen, bunu sağlamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla şirket yönetenlerde de C-level, C seviyesi, CEO'lar, CIO'lar, CFO'lar, onlar bunlar, bakıyorsun artık 55 yaş, 60 yaş falan dediğinde hepsi artık emekliliğini istiyor. Ya da emekliye ayrılıyor, çıkartılıyor. Artık 35 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında zıpkın gibi tepe yöneticiler var iş dünyasında da. Her yerde var bu yani, sadece sporda değil. Bak devlet yönetirken de bu böyle bana göre. Yani Merkel bugün ne kadar başarılı Almanya'da, bak bırakıyor. Şimdi bakıyorsun bir sürü yerde başbakanlara bak, başkanlara bak, artık genç insanlar istiyorlar. İşte Biden geldi Amerika'da, değil mi? Mesela yaştı. Biden'ı istemiyor mesela. Çok eleştiriliyor tabii. Zaten de çok eleştiriliyor ve artısından diyorlar ki Biden geçici, getirdik. Trump
travmasını atlatmak için bir geçişti, bir lazımdı. Biden birleştirici bir isim diye geldik. Aslında Kamala Harris'i getireceğiz arkadan diyorlar, değil mi? Onu yavaş yavaş hemen Biden'ı ekarte edip Kamala Harris'i başkan yapmanın konuşmaları yapılıyor. Yani devletler seviyesinde de, başkanlıklar, başbakanlıklar seviyesinde de artık genç insanlar, genç yöneticiler. Tabii yani şimdi devlet yönetimi 30 yaşında 35 yaşında adam koymak var örnekleri Avrupa'da, ama biz tabii bizim için demiyorum ki ben 40 yaşında biri gelsin Türkiye yönetsin, onu da demiyorum yani, bunun da yanlış anlaşılmasın, ama tabii ki makamın olgunluğunu şeyini taşıyabilecek yaşta. Ama futbol konuşuyorsak bugün biz burada, konumuz spor olduğuna göre, bana göre bir futbol kulübü 20'li yaşlardaki çocukları 50-55 yaştan daha yaşlısı yönetmemeli. Bir kere onların dilini konuşmak bakımından bu çok önemli. Ne kadar tecrübeli ve kaliteli, kariyerli olurlarsa olsunlar, artık Sarri de olsanız, ne olursanız olun, 60 yaş, 65 yaş, 70 yaş üstü dediğiniz zaman istisnadır. Bana çıkıp isim söyleyebilirsiniz ama şu 72 yaşında şurayı çalıştırıyor. O da istisnadır ve o da çok doğru demek değildir yani. Geçleşiyor ya, Danimarka milli takım hocası kaç yaşındaydı? Danimarka'da oynadığı topu hatırlıyorsunuz değil mi? Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu yani, büyük iz bıraktı değil mi? Şampiyon olmadı ama Danimarka konuşuldu. Kaç yaşında hocası? Yani bunlara bakmak lazım. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 9 oldu. Yeni saate girdik. Bugün saat 17'de Konya Spor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Trabzonspor şimdiye kadar ligde 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan topladı. Program başında dile getirmiştim. Trabzonspor bugün kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak. 16 puan yapacak. Onu da söylemiş olalım. Diğer yanda Konya Spor da yine namağlup Konya Spor'da kazanmayı başarırsa bir anda lider Beşiktaş'la puanını eşitleyecek. 14 puanda farklı bir galibiyetle de Konya Spor'un az da olsa tabii liderlik şansı var. Trabzonspor'da bugün eksik listesi kabarık diyebiliriz. Trondsen, Abdülkadir Parmak, Dorukhan ve Koyta bugün Trabzonspor'da forma giyemeyecek olan oyuncular. Jenini Trabzonspor'da döndü. Onu söyleyelim. Bunun olumlu olduğunu tabii herkes biliyor. Bununla beraber Trabzonspor'un ligde son 17 karşılaşmada mağlubiyeti yok. 8 galibiyet, 9 beraberlik aldı Bordo Mavililer ve 20 deplasman maçında da Trabzonspor'un yenilgisi yok. Bu 20 karşılaşmanın 11'ini kazandı, 9'unda berabere kaldı. Eğer Trabzonspor bugün mağlup olmazsa Konya deplasmanında 81-82 ve 82-83 sezonlarındaki deplasman yenilmezlik rekorunu kırmış olacak. Şu an egale etmiş durumda. Bugün Trabzonspor mağlup olmazsa 21 maç deplasmanda yenilmeyerek rekorunu da, kendi rekorunu da kırmış olacak. Bakalım Trabzonspor'un performansı nasıl olacak, onu da açıkçası ben merak ediyorum. Karşılaşmanın 17'de başlayacağını bir kez daha hatırlatalım ve dinleyicimize dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ankara'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Aziz. Bir marketin ürünlerini taşıyorum. Kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Yaşınız kaç? 42. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Barış Bey. Benim söylemek istediğim bir iki konu var. Merak ettiğiniz bir konu var. Özellikle onu sormak istiyorum. Öncelikle Fatih Terim'in, Sayın Fatih Terim'in basın açıklamasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim ben. Sizin de yayının başında belirttiğiniz gibi yani doğru yoldayız ama istediğimiz noktayı alamıyoruz demesi doğru yolda olmadığını gösterir. Ben yanlış anlıyorum bilmiyorum ama. İkincisi şu Türkiye'ye gelen futbolcular içerisinde, yabancı futbolcular içerisinde özellikle yani Hagi Popescu ve Roberto Carlos, Anelka, işte bunlar gibi birkaç tane daha sayabilirim isim olarak. Bunlar haricinde Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu yok. Türkiye'de yıldız futbolcu da yabancı futbolcu da yok. Bir iki tane istisna haricinde, onu da söyleyemiyorum. Yani bunca yabancı futbolcu transfer ediliyorsa, atıyorum Fenerbahçe son 3 sezondur Ali Koç'un yönetiminde, ki Ali Koç'a olarak demiyorum yani, genel olarak Türkiye genelinde olarak söyleyeyim ben. Genel futbolcuların hepsi yani sadece yabancı transfer edilmesi için transfer edildiğini düşünüyorum.
14 tane yabancı alacağına, 10 tane yabancı alacağına, 2 tane, 3 tane yıldız al o parayla. Hem takımı kalkınsın, hem Avrupa'da lafını dolsun, hem olarak, yani takım olarak gülelim, eğlenelim, sevinelim veya mutlu olalım. İkincisi de şu, merak ettiğim bir konu, özellikle ama bunu 2-3 yılında merak ediyorum. Ofsayt konusu var. Top sonuçlandıktan sonra veya atak sonuçlandıktan sonra hani gol veya pozisyon bittikten sonra ofsayt kararını veriyor ya Barış Bey. Evet. Bu şimdi bu ofsayt kararını atıyorum futbolcu gol atmak için gidiyor. Yani defans oyuncusu daha önce onu durdurmak için çabalıyor. Ama pozisyon ofsayt bu belli. Peki. Ama hakem, hakem şeyi bekliyor diyelim. Pozisyonun bitmesini tamam, bekliyor diyor. Bitmesini bekliyor ki bir yanlışlık olmasın diye evet. Yani işte yanlışlık olmasın ama futbolcu sağlıyor diyoruz. O anda futbolcu gol atmak için giderken diğer futbolcu da onu engellemek isterken Allah korusun büyük bir sakatlık görürse ofsayt konusunun ne anlamı kalır? Şimdi bu Mustera'nın başına geldi bu söylediğiniz. Yani ben bunu çok, çok merak ediyorum. Birçok futbolcunun başına da geliyor. Yani pozisyonu zamanında durdurmadıkları için devam eden pozisyon sakatlığa yol açabiliyor. Ve bu da zaten çünkü offside mı değil mi diye düşünülen ve çok mesela zaten diyorlar ki yardımcı hakemlere eminseniz beklemeyin kaldırın diyorlar. Ama bir ihtimal yani çok yakınsa ve siz emin olsanız dahi yakınsa hata yapabilirsiniz. Oynatın pozisyon bitince bayrağı kaldırın diyorlar. Ama böyle 3 metre 5 metre oldu mu da artık göz göre olan bir şeyi de boşu boşuna da oynattırmayın diye de söylüyorlar. Bunu da yardımcı hakemlere bu sorumluluğu da veriyorlar. Evet, bu varla alakalı. Ama tabii çok kolay olmuyor yardımcı hakemler için bu kararı vermek. Görüyor offside olduğunu ama ne olur ne olmaz keserim yanlış çıkar falan filan diye oynatıyorlar. Oralarda da bir tabii ki risk doğuyor. Maalesef doğru karar vermek için, fahiş hataları engellemek için bu yönteme başvurulduğunda bunun komplikasyonları da var. Sizin söylediğiniz gibi yani ideal dünyada doğru görsünler, doğru bayrak kaldırsınlar. Tereddüt ediyorlarsa gerçekten tereddütlü bir şey varsa tamam ama o da 40 yılda bir olsun. Onun dışında lüzumsuz pozisyonu oynatıp sonra geri alıp bilmem ne falan veya da siz söylediğiniz gibi sakatlığa sebebiyet verebilecek şeyler doğurmasınlar diyor ama bu bir yerde taviz veriyorsunuz bazı şeylerden. Yani oyunu mümkün olduğu kadar fahiş hatadan kurtarmak için teknolojiye başvurduğunuzda ve onun da bir takım protokolleri olduğunda o protokoller işte sizin söylediğiniz gibi zaman zaman sakatlıklara yol açabiliyor. Kaçınılmaz bu yani. Yani Allah korusun. Bu ama hani bu düşük bir ihtimal. Evet olmuyor mu? Oluyor. Nadir yani, oluyor. İşte oyuncuların da biraz sakınmaları gerekiyor kendini. Fazla yani, söyleyecek bir şey yok. Yani, bu riskten dolayı de, yani bu riskten dolayı değil, bu uygulamaları pardon. Yapmasınlar doğru bir ifade değil. Orada bir risk analizi var. Oyunun daha adil oynanması bakımından alınan bazı riskler var. Bunlar hesaplanmış riskler. Bunları da göze almamız gerekiyor. Yan hakem değil de pardon özür dilerim. Yan hakem değil de bu var bir teknolojiden karar veremiyor mu peki bu? Anlık veremiyor tabii. Bir dönüp var dediğiniz şey de esprisi monitörden dönüp bakabilmesi, durdurabilmesi, geri alabilmesi bu espri. Yoksa monitörden izleyen o zaman sağdaki hakeme gerek yok. Sağdaki hakem daha avantajlı aksine monitördekinden. İşte o anda o kararı vermek, teknolojiyi çabuklaştırıp daha da hızlandırıp teknolojinin müdahalesini, oyunu hiç aksatmadan teknolojinin müdahalesi o çok mümkün değil. Basketbolda bile görüyorsunuz. Tamam. Peki. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Konya Spor Trabzonspor mücadelesi saat 17'de başlayacak. Ama ileride belki olacak. Yani o kadar hızlı dünya değişiyor. Teknoloji o kadar ilerliyor ki belki her oyun nasıl futbol topuna çip takıyorlar. Belki her oyuncuya şortuna bilmem ne çip takacaklar. Oyuncuları o kadar saha içinde anlık görebilecekler ki otomasyonla belki yardımcı hakeme gerek kalmadan top atıldığı anda bunların hepsi yani bilemiyorsun tabii şu anda mümkün olan şeyler değil bu konuştuklarım. Geçenlerde Nagelsmann futbolla Amerikan futbolunu kıyasladı. Dedi ki futbol kendini teknolojik olarak da yenilemeli. Amerikan futbolunda koçla oyun kurucu arasında direkt konuşma yapılabiliyor dedi. Quarterback'e bir sistem kurmuşlar. Amerikan futbolunun koçuyla. Çünkü o bütün takımı yöneten oyuncu olduğu için. Bağır çağır, bunlara iptida ediyor yani. Kenardan bağır çağır. Evet. Direkt olarak konuşabiliyor. Futbola da bunun gelmesi lazım. Futbol kendini yenilemeli diyor Nagelsmann. Teknolojinin zaten hayata ve spora da girmesi yani hem iletişime olmaz. Hem iletişime hem de yani şimdi işte tabii
çok kolay değil bu söylediklerimiz ama dronlar var hayatımızda. İletişim teknolojisi var. Abi kolay. Çip teknolojisi var. Çok kısa süre içerisinde teknolojinin bu hızıyla beraber bir kere kısa süre içerisinde kolay şöyle kolay olabilir. Kolay şöyle kolay hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar hızlı ve değiştirici yani yok edip daha iyisini yapıcı tam onun bir Türkçe kelimesi yok. Disruptive diyorlar yani öyle bir değişim, dönüşüm, yıkıcı etkisi olan bir teknolojik gelişim var yani. Gelişim yıkıcı bir şekilde. Çünkü var olanı yıkıp bambaşka bir şeyi anında yapıyor ve daha hızlı ve daha kesin sonuçlar üretecek şekilde hayatı rakamlarla, dijital verilerle, otomasyonla, robotik teknolojilerle falan yaşıyoruz. Elimizdeki akıllı telefonlar bunun en iyi örneği. Yani 30 sene öncesinden bugüne nasıl bir iletişim teknolojisinde noktaya geldi. İnternet çağı, blockchain teknolojisi, bitcoin falan, kripto varlıklar dediğinde dünyanın bütün endüstrisi, iş yapma şekli nereye gidiyor? Genetik bilimi, tıptaki ilerlemeler, robot TikTok'taki ilerlemeler falan, buralardaki yeni çıkan meslekler, yeni eğitim, öğretim fırsatları, buralardan çıkan meslekler, dünyadaki data, veri üzerine, veri analiz üzerine değişen dünya. Hani bunu anlattım yani, çok her şey çok hızlı ilerliyor. Benim çocuğum 5 sene önce okula başlarken New York Times'a çıkan bir makale dikkatimi çekmişti. Bunu da söylemiştim yayında da. Diyor ki bugün diyor okul çağına gelen ve okula bugün adım atan çocukların gelecekte yapacak oldukları mesleklerin %75'i henüz keşfedilmedi diyor. Yani bu nasıl bir değişimdir? Bu nasıl bir dönüşümdür? Düşünebiliyor musunuz? İleride bundan 20 sene, 25 sene sonra yapılacak olan meslekler var dünyada ve bu mesleklerin %75'i bugün yok. Meslek olarak yok daha. Keşfedilecek yani. O kadar hızlı ilerliyor teknoloji. Dolayısıyla bu şu demek yani. Bugün meslek olarak bildiğimiz işlerin de %75'i olmayacak demek. Tabii. Yani var olmayacak. Nasıl bazı meslekler var ki artık sadece nostaljik olarak yapılıyor. Yok oldu artık bazı meslekler. Dolayısıyla onun gibi çok daha farklı bir dünya. 175 ne demek? Buralara doğru gidiyoruz. O yüzden spor mesela tıptan sonra teknolojiyi en hızlı benimseme kabiliyeti olan endüstri. Spor endüstrisi. Önce bir kere en önemlisi ve en gerçekten hızlı adapte olan ve hızlı gelişen ve en büyük yatırım da oraya yapılıyor. Tıp alanında. Yani bugün İstanbul'da bir cerrah Kars'taki bir hastayı İstanbul'da ofisten çok hassas bir ameliyatı robotik teknolojiyle yapabiliyor. Ekranda görüyor hastayı. Hasta Kars'ta. Hasta Kars'ta yatıyor. Kars'ta hastanın üzerinde bir robot var. Robotun ekranları var ve ameliyat edecek robotun kolları var. O kolları bir joystick. Evde bilgisayar oynadığımız joystickler yok mu? Çocukluğumuzdan beri Atari'den beri gelen kullandığımız joystick aracılığıyla binlerce kilometre öteden çok sağlıklı bir internet bağlantısıyla, çok sağlıklı bir görüntüyle ve o elinin ucundaki mouse veyahut işte söyle adını joystick dediğimiz o dokunarak robotu yönetiyor ve ameliyat ediyor. İstanbul'dan doktor, cerrah hastayı Kars'ta ameliyat ediyor. Bu yapılıyor bugün dünyada. Tıp buraya gidiyor. Tıptan sonra da herkesin bildiği bir şeydir spor. Spordan sonra mesela yayıncılık. Bunlar teknolojiyi öğrenip çok hızlı teknolojiye adapte olabilen endüstriler, sektörler. Dolayısıyla da futbol, basketbol, Amerikan futbolu, voleybol her yerde kurallar da değişecek. Oyunu izlemek bakımından da, oynamak bakımından da, yönetmek bakımından da kesinlikle çok farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu kaçınılmaz. Mesela izleme bakımından belki yapan dinleyicilerimiz vardır, tecrübe eden dinleyicilerimiz vardır. Artık yani televizyondan biz izlemeyi biliyoruz. O televizyondan izleme değişti, dönüştü. Telefonlardan, akıllı tabletlerden, cihazlar birbiriyle konuşuyor zaten artık. Hepsi birbiriyle bağlantılı, senkronize çalışıyor. İzleyebiliyoruz. Bu marifet değil. Artık gözlüğü takıyorsun. Jack Nicholson'ın yanında oturuyorsun. NBA maçında sağ kenardan izliyorsun. Ama sanal. Evet. Ama sana izlettiriyor. Hepsinin farklı bir bedeli var diyor. İstersen diyor seni diyor bir sahanın içinden parkenin üzerinden izliyormuş gibi diyor. O maçı canlı izlettiririz diyor. Oraya çünkü kamera koyuyor. Çekiyor onu satıyor binlerce insana.
O koltuk bir kişiye satılıyor ama sanal olarak o koltuk milyonlarca insana satılabiliyor. Düşünebiliyor musun? Üretilecek ekonomi ve şeyi bunlar hep teknoloji sayesinde oluyor. Yani oyunun kuralları değişmez mi? Değişir tabii. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Sabah sporunda her sabah yaptığımız gibi Bitay'dan size Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Bir Bitcoin şu an 380 bin lira civarında işlem görmekte. Düne göre %4.2'lik bir artış var Türk lirası bazında. Amerikan doları olarak da 43.850 dolar civarında bir Bitcoin, yine dolar bazında da %4.3'lük bir artıştan bahsedebiliriz Bitcoin için. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, şimdi her sabah yaptığımız gibi iddia günün kuponunu sizlerle paylaşacağız. Kapalı tribün bir mesaj atmış. Ali abi demiş, bugün iddia kuponunu Barış abi verirse seviniriz. Şimdi bugün saat 17'de Konya Spor Trabzonspor maçı var. 19.30'da Serie A'da Sampdoria Napoli, güzel bir karşılaşma. Sport 2'den izleyeceksiniz. Torino Lazio, yine önemli bir mücadele. Süper Lig'de saat 20'de Fenerbahçe Giresunspor, Alanya Spor Kasımpaşa maçları var. La Liga'da 20.30 seansında iki mücadele. Serie A'da Roma ve Udinese 21.45'te kozlarını paylaşırken 23'te de La Liga'da Cadiz Barcelona karşılaşması var. Bunlar günün ön plana çıkan karşılaşmaları. Barış abi, günün kuponunu vermek ister misin? Tercihler yapmak ister misin? Yoksa ben söyleyeyim mi? Ben iki tane maç söyleyeceğim. Bir tane, tamam, de sen söyleyeceksin. Olur. Anlaştık mı? Olur. Fenerbahçe Giresun Sporu handikaplı yenecek. Trabzonspor da Konya Sporu düz yenecek. Evet. Trabzonspor ne veriyor? 1.72 veriyor. Evet, yüksek oranı. Fenerbahçe'nin de 1.89. Fenerbahçe'nin handikaplı oranı 1.89. Evet. Tamam. Fenerbahçe'nin handikaplı galibiyeti 1.89. Trabzonspor'un da düz galibiyeti. Deplasman olduğu için, Konya olduğu için rakipte. Konya'da namağlup biliyorsunuz. Çünkü iki namağlup takımın oyunu kolay olmaz. Ama Trabzonspor'un ben kazanarak lider olma motivasyonunu ıskalamayacağını düşünüyorum. Ve zaten Trabzonspor daha iyi takım. Ve açık söyleyeyim, yani lider olmayı da hak eden bir kadro, hak eden bir performans, adım adım oyununu geliştiren bir takımdan bahsediyoruz. Ben Trabzonspor'un bugün Konya'yı yenip işte ligde de namağlup takım kaç tane kalıyor o zaman? 3 tane takım var şu an. Trabzon yendiğinde Konya. Sadece 2 namağlup takım kalacak ligde. Trabzon lider olacak, Beşiktaş ikinci olacak. O ikisi namağlup olacak. Geri kalan bütün takımlar mağlubiyet almış olacaklar Trabzon Konya'yı yendiğinde. Benim, evet, senaryom bu. Ama 1-0 da yenebilir. Onun için handikap riskine burada giremeyiz. Ama Fenerbahçe'nin ligin en zayıf takımlarından birine karşı Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta bu fırsatı kullanma noktasında Kadıköy'de seyircisi önünde ve üstelik Başakşehir karşısında çok kötü bir futbolla kaybettikten sonra reaksiyon da verme noktasında böyle uygun bir fikstürde bu fırsatı ıskalamaması gerekiyor. Kalitesi onu gerektiriyor. O yüzden de yani düz Fenerbahçe'de diyebilirim Fenerbahçe'nin istikrarsızlığı için, ama oran 1.28 olduğu için de orada artık 1-0 ile 2-0 arasındaki riski, 1.28 ile 1.80 küsur arasında ciddi de bir fark var. Almaya değer mi? Değer. 1-0 bulan Fenerbahçe 2-0 da bulabilir mi? Bulabilir. Evet. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları gayet iyi, ama bu oranları iddia.com'da daha da yükseltebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Ben de bu iki maçın yanındaki oranlar yüksek dedik. Düz Roma galibiyeti söyleyeyim kupon için, ama dilerseniz sadece o iki maçta, yani Fenerbahçe'nin handikaplı galibiyeti ve Trabzonspor galibiyeti de bir kupon yapmak ama için. Ama Roma galibiyeti de 1.37 evet, verilmiş. Dileyenler Roma'yı da ekleyebilirler bu kuponun yanına. Şimdi
Az önce verecektim, veremedim ama paylaşmakta fayda var. Konyaspor Trabzonspor mücadelesinde muhtemel 11'leri de sizle paylaşayım. Konyaspor'da Sehiç'in kalede olması bekleniyor. Ahmet Gilerme, Abdülkadir Skubic, Serdar Soner, Ahmetoviç, Endri Mikalak ve Çikaleşi Konyaspor'un muhtemel 11'i. Trabzonspor'da kalede Uğurcan olacak. Perez, Egdar, Hugo ve Densville savunma hattını oluşturacak. Densville'in yine sol bek oynaması bekleniyor. Merkez üçlü aynı. Trabzonspor'da Berat, Melek Amşik ve Bakasetas. Abdülkadir Ömür'ün sağ önde oynaması bekleniyor. Sol önde Vakeyeme, ileride de Cornelius. Trabzonspor'un muhtemel 11'i. Sakatlar arasında Koyta'dan da bahsetmiştik. Koyta antrenmanda sakatlandı. Onun da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyormuş. Koyta da Trabzonspor'da geldiğinden beri bir türlü istikrarı yakalayamamıştı. Az süre aldı şimdiye kadar Gineli oyuncu. Bu sakatlık da onu biraz geriye götürecektir. Gervinho'nun yedekte olması bekleniyor Trabzonspor'da. Tabii Trabzonspor'da biliyorsunuz savunma hattında Uğurcan yerli oyuncu statüsünde ama İsmail Köybaşı oynamadığı anda üçüncü bir yerli oyuncuya ihtiyaç var. O da Abdülkadir Ömür olduğundan Gervinho yedekler arasında olacak gibi gözükmekte bugünkü mücadelede. Evet, Konyaspor Trabzonspor mücadelesi böyle. Fenerbahçe'de Giresunspor'u ağırlayacak. Az önce Barış abi bahsetti. Tabii ki Fenerbahçe'de Giresunspor karşısında kazanmak, hatta mümkünse farklı kazanarak moral bulmak isteyecektir. Beşiktaş'ın berabere kalması, Galatasaray'ın mağlup olmasıyla beraber Fenerbahçe'de bugün galip gelerek 13 puana yükselmek isteyecek. Fenerbahçe'de 6 oyuncu yok. Onu söyleyelim. İrfancan Kahveci, Nazım Sangare, Tisserand ve Sosa sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe'de olmayacak. Bu eksiklerden şöyle bir bakalım. Zayt ve Serdar Dursun'un da yine hani sakatlıktan atlatsa da Barış maç abi. Maç eksikleri. Evet, kadroda maç olmaları beklenmiyor. Şimdi Zayt ilk zamanlar vardı. Wilson'un yanındaki ilk tercihi Zayt'tı. Ama sonra hem form düştü Zayt'ın hem de sakatlanması. Sonrasında farklı arayışlarla şu anda zaten çok oynayan bir oyuncu değil. Onun dışında baktığınızda Serdar Dursun da köprücük kemiğinin kırılmasıyla talihsiz bir sakatlık yaşadı. Aslında o sürekli oynayarak çok verimli olabilecek bir oyuncu Serdar Dursun. Ben ondan ümitliyim açık söylemek gerekirse, ama o da bir tam adaptasyon sürecinde bu sakatlıkla uzak kaldığı için şimdi ne kadar hazırdır bilemiyorum. Çünkü onun pozisyonunda çok hazır ve iyi oynayan bir Valencia var ve takıma henüz adapte olamamış ve olma noktasında da potansiyeli yüksek bir Berisha varken bu çok umut bağlanmış yapılmış bir transfer olarak tabii Serdar Dursun hemen iyileşmez fırsat bulamayacaktır. Baktığımda bu eksikler kadrosunun içerisinde en büyük eksik Fenerbahçe için Tisserand ve Nazım. Nazım çünkü kullanılabilecek bir oyuncu sağ tarafta aksadığında. O sayı Samuel orayı götürüyor ama ilk alternatif olarak Sangare olduğu için ve başka da bir alternatif olmadığı için sağ kulvarda iki yönlü oyunda. O bir eksiklik Fenerbahçe için, ama rotasyonda eksiklik. Çünkü ideal düzende Sangare zaten sahaya çıkmıyor. Esas Tisserand'ın yokluğu, ki Fenerbahçe'nin ideal geri üçlüsü, stoper üçlüsü. Üçlü savunma oynadığı için Fenerbahçe. Ortada kim? Solunda Zalai, sağında Tisserand. Yani bu bozulmuş oluyor. Burada bu kadar eksik saydığımızda temelde Fenerbahçe'yi en çok zorlayıcı olan tarafı bu. Bunun dışında çok ciddi bir eksiği yok Fenerbahçe'nin aslında. Yani kalede seyirciler. Altay oynayacak. Sizin evet. Söylediğiniz savunma hattında sağda Serdar oynayacak. Evet, Serdar oynayacak. Ferdi, Osay, Samuel kanatlarda olacak. Merkezde Luis Gustavo'nun yanında Mayer'in oynaması bekleniyor. Mayer. İleride Valencia'nın bir tık arkasında Mesut'la Rossi. Evet. Beklenen bu. Şimdi şu an için Fenerbahçe'nin ideal 11'i bu gözüküyor. Dolayısıyla bu senin saydığın 11 şu an için Fenerbahçe'nin Pereira'nın da üzerinde düşündüğü ve oturtmaya çalıştığı ideal düzen. Ama özellikle Luis Gustavo'nun yanı ve Luis Gustavo'nun önü, ve önü derken komple cephe olarak söylüyorum önünü, buralarda Pereira'nın da henüz ciddi arayışta olduğu ve kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Yani bir maçta Mesut Özil
Rossi diye konuşuyoruz ki ideal düzen bence bu olmalı. Valencia'nın arkasında ya da Berisha'nın arkasında, ama şu anki görüntüde Valencia'nın arkasında olması gerekiyor. Ama bir bakıyorsun oraya Fenerbahçe, Pelkas, Muhammed de çıkıyor. Çıktı geçen maç değil mi? Neticeyi gördük değil mi? Şimdi Başakşehir'in şu ana kadar aldığı tek galibiyet o. Onun dışındaki tüm maçları mağlubiyet Başakşehir'in, dikkatini çekerim. Bakın bu büyük bir problemdir. Az önce Galatasaray'ı çok eleştirdik. Fenerbahçe neden Galatasaray kadar eleştirilmiyor? Tek bir sebebi var. Fenerbahçe'nin Galatasaray gibi 4 maçlık bir kazanamama serisi yok. Hı hı. Aradaki fark bu, yanlış anlamayın. Fenerbahçe de Galatasaray kadar saha içinde istikrarsız ve ne yaptığı belli olmayan bir takım. Bir gün müthiş hücum presi yapan, hücum önde baskı yapan bir takım. Arka tarafta çok güçlü, çok sağlam duran, pozisyon vermeyen, üçlü stoper oyununu oturtmuş bir Fenerbahçe var. Ertesi gün bakıyorsun, çok kolay pozisyon veren, kontrataktan boş alan bırakan, ön tarafta da üretemeyen, çoğalamayan, üretemeyen, çoğalsa bile kapalı savunmaya çözüm üretecek oyuncuları aynı anda sahada bir sürü bulundurup onlardan verim alamayan bir Fenerbahçe var. Niye? Çünkü bugün biz Mesut Rossi Luis Gustavo'nun önünde, hadi yanını geçtik Luis Gustavo'nun, Zayt mı olur, efendim Sosa mı olur olduğu zaman, bunlar Sosa da Zayt da sakat zaten, yeni geldi Zayt falan, ama hani orası Mayer midir yoksa efendim Mert Hakan mıdır, İrfan Can mıdır falan diye sen ararken, hadi orasını anladık, Luis Gustavo'nun partnerini arıyorsun orada, 8 numara arıyorsun yani. Peki ön tarafta problem ne abi? Ön tarafta 3 tane oyuncu oynatman lazım, ofansif 3 oyuncu oynatman lazım, bu 3 oyuncuyu belirlemiş olman lazım. Bir gün Mesut'la Rossi, öbür gün Muhammed'le Pelkas yaparsan olmaz. Kafanda bir şey belirleyeceksin. Onun üzerindeki ince ayarını yapacaksın. Oyuncuların herhalde yakın olması en çok zorlayan faktör oluyor. Ama bir, aynı zamanda bir zenginlik. Dolayısıyla işlerinden en formdasını ve en çok senin oynattığın oyuna ve istediğin oyun karakterine en fazla katkı sağlayan hangi oyuncularsa, tecrübe vesaire ve fizik güç olarak da faktörleri de bir arada değerlendireceksin ve bir 11 çıkartacaksın. Sonra o 11'in üzerinde maçın içindeki performansa göre belli hamlelerin olacak. BC planların olacak. Hem oyunun formasyonu içinde, sistemi içerisinde, hem de oyuncuların bireysel performansı içerisinde çözümler üreteceksin. Rakibe göre, skora göre, maçın gidişatına göre. Teknik adamlık bu. Ve bunları tabii ki hazırlamak, kendi antrenör kadronla beraber her bireyi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi takımı ortaya çıkartmak. O oyuncu grubu içinden en iyi takımı, en iyi performansı verecek sistemi, planı, formasyonu çıkartmak. Dizilişi, yayılışı, hücum ve defans aksiyonlarını, geçiş oyunlarını çıkartmak. Yani konuştuğumuz iş planı bu. İş tanımı bu, konuştuğumuz antrenörlük, teknik adamlık dediğimiz, futbol takımı yönetmek dediğimiz konu bu. Tabii biz böyle söylediğimiz gibi kolay bir şey değil bu. Çok zor bir iş. İnsanla bir kere senin işin. Performans da senin işin. Rakibin de eli armut toplamıyor. Futbolda kolay bir oyun değil, zor bir oyun. Zaten dünya para kazanıyorsunuz. Ama yapacağınız iş bugünün sonunda. Bu işi hangi oyuncularla yapıyorsunuz? Bu bir gün o, bir gün bu olmaz. Yani mesela Muhammed'i Ferdi'nin pozisyonunda deniyordu, ama Ferdi ile Muhammed'i aynı anda oynatıp Mesut'u kesip Pelkas'ı koyup öbürünü de Rossi yapmayıp yanına Pelkas Muhammed diye bir ikili yaptığında, bunu da Berisha'nın arkasına koyduğunda Berisha'yı da gebertiyorsun. Berisha'yı da öldürüyorsun. Oyuncular bir arada oynama alışkanlıklarını edinmeleri gerekiyor. Ondan sonra forma rekabeti için kendi pozisyonlarındaki rakiplerini de bilmeleri gerekiyor. Yani ben Ali ile mi rakibim, Mert ile mi rakibim bilmem gerekiyor. Bir gün Ali benim rakibim forma rekabetinde, bir gün Hakan, bir gün Sibel, bir gün Menderes olmaz. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'de henüz bunları oturtabilmiş değil. Ama Fenerbahçe'nin bugün şansı ne? Bugün Fenerbahçe'nin şansı şu. Galatasaray taraftarıyla da çok bir huzursuzluk içine girdi. Fenerbahçe'de henüz bu yok. Çünkü 4 maçtır kazanamayan bir Galatasaray yok Fenerbahçe tarafında. Ama kötü sinyaller veriyor Fenerbahçe. Temposuz oynuyor, istikrarsız oynuyor. Ve kadro istikrarı yok. Zaten kadro istikrarı olmaması da temposuz oyununun ve takım içi uyumsuzluğun, maç içindeki istikrarsızlığın da bana göre sebebi de kadro istikrarsızlığı olması. Dolayısıyla Fenerbahçe için de önemli bir şeydir bu, sorundur. Ama Giresun zayıf bir rakip, iç saha, Fenerbahçe'nin refleks vermesi lazım.
Yani taraftarı gelecek. Beşiktaş berabere kalmış, Galatasaray mağlup olmuş. Böyle bir günde, böyle uygun, böyle müsait bir fikstürde, yani bulamazsın bir daha Giresun, evinde Giresun böyle şartlarda. Şöyle olabilir yani. Beşiktaş berabere kalır, Galatasaray berabere kalır. Sen de gidersin Trabzon'la oynarsın. Sen de gidersin Sivas deplasmana çıkarsın. Olur. Ama bu bir de evinde Giresun üstelik, yani anladın mı? 3-0 yapıp iyi futbolla bir anda kendini zirve grubuna atıp morallenip takımın özgüven kazandı. Bir sürü şeyi birden kazanabileceğin bir maç, uygun bir maç yani. O yüzden bence senin saydığın 11 doğru bir 11. Bu 11'le ama farklı 11'ler de var mesela Barış abi. Ama işte o farklı 11'ler de var dediğin zaman bil ki takımda problem var. Yani 5 gazete 4 farklı 11 çıkartıyorsa, 3 Fenerbahçe'de bağlanıp tıpkı Galatasaraylar gibi ben olsam Rossi'ni yerine onu oynatırım, ben olsam Berisha'yı koyarım, ben olsam Valencia'yı, ben olsam Mesut'u keserim, ben olsam Mesut'u ilk başta yazarım, Pelkas hazırsa mutlaka bu takımda Mesut Pelkas olmalı, öbürü de Rossi'siz takım yapmamak lazım. Bunlar olmaya başladığı zaman anlayın ki problem var takımda. Taraftarın kafasındaki bu dağınıklığı ve soru işaretlerini giderecek olan kişi de Pereira. Bir takım çıkartacak, o takım iyi oynayacak, herkes susacak. Takım performans gösterdiğinde herkes konuşmaya başlar. Biri der ki Rossi niye oynamıyor? Öbürü der ki Rossi niye oynuyor? Biri der ki bu Valencia nasıl oynamaz? Biri der ki bu Berisha nasıl oynuyor? Biri der ki bu Mesut nasıl oynamaz? Öbürü der ki bu Mesut sahada dolaşıyor ruh gibi. Sırf isim mi bu? Nasıl formada? Zaten bunlar kaçınılmaz bu sonuçlara göre. Evet. Sonuç değil sadece. Futbol performansı. Sadece sonuç değil. Sadece skor değil. O skora giden futbol. Yani takım sahada tıkır tıkır top oynuyordur. Kazanamıyordur. Buna belli bir süre herkes katlanır. Belli bir süre yani. Sonuç elinde sonunda mutlaka alman lazım. Kardeşim biz 10 maçtır şahane top oynuyoruz ama 10 maçtır kazanamıyoruz da kimse kabul etmez. Hele hedef olan takımlarda. Ama iyi futbol, umut vadeden futbol her zaman için skoru birazcık ötelettirebilir taraftar beklentisinde. Ya bugün kazanmadık ama yarın kazanırız der taraftar. Her şeyde skor bir yere kadar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Fenerbahçe bir kere iyi futbol göstermesi lazım. Fenerbahçe iyi futbol göstermiyor. Bakalım Giresun maçında sadece skor değil. Aynı zamanda iyi oynar. Yani bugün Fenerbahçe kötü futbol oynayıp böyle durağan, sıkıcı, maça giden adamı sıkmış. Gene 5-10 dakikalık Samanevi gibi parlayan performanslarla Giresun Spor'u 1-0 ya da 2-1 yenerse kusura bakma Fenerbahçe iyi yolda denmez. Galatasaray gibi Fenerbahçe'de kötü sinyaller veriyor demek lazım o zaman. Bir Beşiktaş'ı, bir Trabzonspor'u konuştuğumuz gibi konuşamıyoruz henüz. Evet, Fenerbahçe'de farklı 11'ler var dedik. Fanatik gazetesine bakıyorum. Zaten Fanatik gazetesinde savunma hattı ve kanatlar aynı. Bunun yanında Luis Gustavo'nun da yeri garanti. Ama ondan sonra işler biraz değişiyor. Mesela Gustavo'nun yanında Fanatik gazetesi Mert Hakan Yandaş'ı yazmış. Bununla beraber ileride Valencia'nın, onun arkasında Rossi değil Pelkas'ın oynamasını bekliyor Fanatik gazetesinin muhtemel 11'i. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, onu söyleyelim. Ben bugün benim kafamda yani senaryom az önce hani tahminde verdim, skor da vereyim size, bakalım ne olacak, hep beraber bakarız. Konya Spor Trabzon Spor maçı ya 2-1 Trabzon ya 1-0 Trabzon. Şeyde Fenerbahçe Giresun maçı da 2-0 ya da 3-0 Fenerbahçe olması gerekiyor normalde. Ama bunu iyi oynayarak mı yapar? Futbol olarak çok da keyif vermeden mi yapar bilmiyorum Fenerbahçe. Ama Konya Trabzon maçı bence güzel maç olacak. Çok çekişmeli maç olacak. Bir kere Konya Trabzon maçında ben sıkıcı bir maç kesinlikle beklemiyorum. Ama Fenerbahçe Giresun maçından emin değilim. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz artık. Yavaş yavaş da programın sonuna gelmekteyiz. Bugün Süper Lig'de iki önemli karşılaşma var. Zirve grubu için mücadele eden Trabzonspor ve Fenerbahçe sahaya çıkacak. Bakalım performansları nasıl olacak? Tabii ki Sabah Spor'unda yarın bu karşılaşmaları geniş olarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda yine saat 20'deki Alanya Spor Kasımpaşa mücadelesiyle beraber Süper Lig'de 6. haftada sona erecek, ama vakit kaybetmeden hemen Cuma günü 7. haftaya da başlayacağız. Altay Beşiktaş mücadelesiyle son dinleyicimiz telefon attığımızda onu da alalım, bakalım neler söyleyecek. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Osman ben, Kadıköy'den. 46-48 yaşındayım. 26 senedir şu anda İstanbul'da sorun görülen taksi şoförlüğü yapmaktayım. Kolay gelsin. Taraftarıyım. Aynı zamanda kongre üyesiyim. Peki, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Varsa sektörle ilgili bir sorunuz, önce onu alayım, sonra şey yapmasınlar. Şu anda çünkü bizde bazı sorunlar var. Ufak bir sorundan şöyle söyleyeyim. Hani yolcu almama olayıyla ilgili. Şimdi bizde 4 tane sistem var. İ-Taksi, B-Taksi, Uber ve Test Taksi. Şimdi siz Barış Bey B-Taksi'den yolcu taksi çağırıyorsunuz. Evet. Ali Erim de sizin güzergahta taksi bekliyor. Evet. Tamam mı? Şimdi biz giderken şimdi otomatikman Ali Erim'i alamıyoruz. Ali Erim de taksinin önünden boş geçtiğini görüyor. Ne oluyor? Taksi beni almadı. Ya bu böyle bir sorun oluyor. Çoğu peki şöyle oluyor mu? Peki şöyle bakın, oluyor mu? Bu dediğinizi evet, anladık. Bu dediğinizi tahmin edebiliyoruz. Çünkü insanlar artık dijital imkanlarla, teknolojik imkanlarla uzun boylu konuştuk. Her yer değişiyor, dönüşüyor. Sizin işiniz de değişiyor, dönüşüyor. Böyle evet, bir taksi gibi uygulamalar çıktı. Uber gibi dünya çapında uygulamalar. Bunlar çok başarılı oldu. Ve gerçekten de çok faydalı, çok kullanışlı uygulamalar. İstediğiniz noktaya çağırıyorsunuz. Gelen arabanın plakası belli, kim olduğu belli. Aldığınız hizmeti değerlendirebiliyorsunuz. Size hizmet veren taksi şoförü de sizin müşteri olarak performansınızı değerlendiriyor. Karşılıklı puanlıyorsunuz birbirinizi ve insanlar o puanlarla birbirlerini müşteri seçerken taksi şoförü davranabildiği gibi müşteri de taksi şoförü seçerken davranabiliyor. Bunlar bu uygulamalar şahane şeyler. Şimdi bu var. Bu girince hayatımıza, biri uygulamadan çağırmış, öbürü de sokakta bekliyor. Bunlar da haklısınız. Ama şu oluyor mu? Önemli olan bu. Sokakta bekleyeni almak istemediğinizde ya ben bir taksi uygulamasından gidiyordum diyenler ne olacak? Yani samimiyetsiz davranan ve sistemi suistimal edenler ne olacak? Çünkü geçmişte daha bu uygulamalar yokken mesafe yakın, yağmur var, oraya giremem, orada trafik var, şu bu diye gerçekten taksi bulmanın çok zorlaştığı, müşteri açısından mağduriyetler oldu. Siz bu işi yapan biri olarak bunu da biliyorsunuzdur. Ha, çok iyi niyetli olanlar da var. Her sektörde, medyada olduğu gibi, siyasette olduğu gibi, ticarette olduğu gibi tabii ki sizin sektörünüzde de kötü örnekler var, iyi örnekler var. Genellemek ve sektörü kötülemek son derece de yanlış olur. O da ayrı bir konu. Ama sizin iş yaptığınız işle alakalı da sizin mağduriyetleriniz var, müşterinin mağduriyetleri var. Bunların hepsinin kanunla, yönetmeliklerle, denetimlerle vesairelerle, regülasyonlarla şekle şemale sokulması gerekiyor. Ortada sizin tarafında şikayet ettiği birçok unsur var. Başta geçim sıkıntısı, trafiğin yoğunluğu vesaire, yaptığınız işinin yıpratıcılığı ve müşterilerin bazen çok kötü davranışları, özellikle gasp konusunda mağduriyeti olan insanlar var sizin yaptığınız işte. Taksi müşteri diye biniyor, soymaya kalkıyor taksi şoförünü, arabasını çalmaya kalkıyor. Neler görüyoruz? O yüzden bir kere güvenlik olsun, şey olsun, iş yapış şekli olsun, sizin zorluklarınız var. Ama müşteri tarafında ben yakın zamanda çok duymaya başladım. Çok ciddi taksilerden, taksi kullanan müşteri tarafında çok şikayet var size. Dinleyicimizde müşteri geldi gitti. Açtı bir taksi gitti. bir taksi geldi gitti. Ya da kesildi tabii ki, yok. Dinleyicimizle biz uzandır konuşuyoruz. O yüzden hattan düştü. Ama hani
bizim öyle bir niyetimiz yoktu. Kendisi taksi şoförüm varsa sizin sorunuzu önce alayım deyince onu söylemek lazım. Çok ciddi bir şu anda şikayet var taksi şoförlerine, taksilerden. Bunun hepsi doğru değildir, bu şikayetlerin hepsi haklı değildir ama giderek taksi şoförlerinin sokaktaki müşteriyle ilişkisi kopuyor. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu aplikasyonlar, telefonlardaki, akıllı telefondaki uygulamalar çok daha verimli çalışıyor. Orada herkes birbirini görüyor, şeffaf bir yapı var. Dediğim gibi puanlamasından hizmet almaya kadar, yani orada bir arabayı bulduğunuzda, eşleştirdiğinde o araba gerçekten geliyor, müşterisini alıyor, gideceği yere götürüyor, iyi hizmet veriyor, karşılıklı bir nezaket var. Ve orada artık teknolojinin oraya girdiği noktada sokaktaki müşteri ve sokaktaki dolaşan taksi arasındaki ilişki giderek bozulmaya başladı. Yani ben bu tespiti nadiren taksi kullanan biri olarak ama sosyal hayatın içerisinde herkesten geri dönüş alan bir pozisyonda bir insan olarak söylemiş olayım. Dinleyicimiz kendi sordu. Biz de ona bir doyurucu bir geri dönüş vermiş olalım. Evet. Barış abi, programın sonuna geldik. Kayseri Spor Galatasaray maçını bugün doğal olarak geniş şekilde analiz ettik, konuştuk. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den bahsettik. Beşiktaş'ta sakatlık problemleri var. Onu tabii yarın daha detaylı olarak konuşacağız. 8 oyuncu eksik olarak mücadele edecek Beşiktaş Altay deplasmanında. Onu da söylemiş olduk. Programın da sonuna geldik. Evet. Benim diyeceğim ekstra bir şey var mı? Bir tek şunu söyleyeyim. Hani taksi meselesi Fatih Terim'in Galatasaray'ında daha büyük bir problem. Yani Galatasaray'da Fatih Terim daha kolay çözer gibi geliyor bana. Ama taksi konusu birazcık herkesin şapkasını önüne koyması gereken bir konu. Teknolojiye adapte olma, değişen dünyaya adapte olma konusunda artık bakın hizmet konusunda, özellikle hizmet sektörü de bu söylemek çok normal. Teknolojik imkanlarla birlikte rekabet çok arttı. Bu uygulamalarla yarışamazsınız. Uygulamalarla yarışmak istiyorsanız sokaktaki müşteriye iyi davranmanız lazım. İyi hizmet vermeniz lazım. Bu konu böyle bir konu. Fatih Terim Galatasaray'ı çözebilir ama taksiciler için daha zor. Peki, programın sonuna geldik. Yarın tekrar Sabah Sporu'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.